Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz beIN Spor stüdyolarına. 27 Ekim Çarşamba günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hemen değerli izleyenler, geride bıraktığımız 10. haftada alınan toplu sonuçlarla, bugün biliyorsunuz grafik günümüz, daha başka bir sürü haberimiz var, hepsini konuşacağız ama alınan toplu sonuçlarla başlayalım. Özgür Kablo Yeni Malatyaspor Altay'ı 2-1 mağlup etti. Özgür Kablo Yeni Malatyaspor yeni hocası Şumudika ile üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Böylelikle Altay ise üçüncü mağlubiyetini hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 24 Eylül'de göreve gelmişti, hatırlayacaksınız. Hamza Hamzoğlu dördüncü maçında hem kendisinin hem de sezonun ilk galibiyetini almış oldu. Gaziantep Giresun maçı 1-1 sonuçlandı. Sezona üst üste 4 yenilgiyle başlamıştı Giresun. GZT Giresun Spor'un hocası Hakan Keleş 6. haftada, dün de konuşmuştuk, Fenerbahçe'ye mağlup olduktan sonra 4 maçta, sonrasında oynadığı 4 maçta hiç kaybetmedi. 2 galibiyet 2 beraberlik yaptı. İşleri biraz daha yoluna koyduğunu söyleyebiliriz. Buradan GZT Giresun Spor teknik heyetine, oyuncu grubuna ve de başkan, yani yönetimlerine, başkanına bir kez daha tebriklerimizi ve de hani nasıl denir, saygılarımızı gönderelim ki o zorlu dönemde hiç vazgeçmediler çalışmaktan, çabalamaktan ve değişiklik yerine istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmeyi tercih ettikleri için. Konya Spor Kayseri Spor'u 2-0 mağlup etti. İlhan Palut hoca Konya başında sezonun 4. galibiyetini aldı. Yukatel Kayseri Spor ise Hikmet Karaman 4. yenilgisini yazdırdı hanesine. Göztepe kendi evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor'da yenilmezlik, deplasmanda yenilmezlik serisi 23 maça çıktı. Bu arada Trabzonspor en son mağlubiyetini de, yani toplam iç saha dış saha her neyse, Avrupa maçları dışında Sport Toto Süper Lig'de 22 maç önce almış. O da genişlemeye, ilerlemeye devam ediyor. Karagümrük Hatay karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sivas Spor Adana Demirspor maçı haftanın 1-1 biten bir diğer karşılaşmasıydı. Antalya Spor Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu yeni takımının başında ikinci üst üste ikinci galibiyetini aldı. Herhalde burada siz zaten söylemiştiniz, Berkay'a, Emre Hoca'nın taktiğine ve Berkay'ın bu taktik içerisinde aldığı role ayrı bir parantez açmak gerekecek. Fenerbahçe kendi evinde Alanyaspor'a, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve Beşiktaş Galatasaray derbisi siyah beyazların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor 24 puanda liderliğini sürdürüyor. Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş 20 ve Aytemiz Alanyaspor 20'şer puanla 2-3 ve dördüncü sıradalar. Fenerbahçe'nin puanı 5. sırada. Fenerbahçe'nin puanı 19. Vavakars Fatih Karagümrük istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Süper Lig'in bir diğer takımı. Karagümrük sezon başından beri istikrarı bozmadı. Ufak dalgalanmalar olduysa da yine yerini koruyor. 18 puanla 6. İttifak Holding Konyaspor ve Galatasaray 17'şer puandalar. Altay 15 puanla 9. Adana Demirspor 13 puanla 10. Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Özgür Kablo Yeni Malatyaspor 12'şer puandalar. Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor 11 puanla 14 ve 15. GZT Giresunspor, Fraport Antalyaspor 9'ar puandalar. Nuri Şahin oyuncu teknik direktör olarak göreve geldiğinden beri ikinci maçını oynadı. Tam olarak her şeyin yerli yerine oturduğunu söylemek mümkün değil. Elbette de normal karşılamak lazım bu durumu. Göztepe 8 puanla 18. Nestor El Maestro için işler iyi gitmiyor. Kasımpaşa 6 puanla 19. ve Çaykur Rizespor 4 puanla ligin en alt sırasında yer alıyor. Ama az önce de söylediğimiz gibi takımlar çabalamaya devam ediyor. İlk galibiyetini, ilk 3 puanını Kasımpaşa karşısında aldı. Kasımpaşa'nın da şanssız bir seyri olduğunu söylememiz gerek herhalde. Kaybettiği karşılaşmada düşündüğümüz zaman Cihat Hoca'ya da açıklamalarını hatırlayacak olduğumuz zaman. Şimdi Uğur Bey, var mı genel 10. haftayla alakalı söylemek istediğiniz? Guti gündemdeymiş Kasımpaşa'da. Öyle mi? İspanyol medyası o şekilde yazmış. Cihat Arslan'la yolu ayırdılar ya. İspanyol medyasının iddiasına göre Kasımpaşa'da Guti gündemdeymiş. Daha önce Almeria'da çalışmıştı bir süre Guti. Sonra şu anda boştaydı. Enteresan bir Süper Lig için bir değer olur. Enteresan bir seçim olur eğer gerçekse, realize olursa. Enteresan bir seçim olur. Evet, şimdi bir düşündüm. Hani fena bir performans sergilemez diye
tahmin ediyorum. Çünkü Farioli gibi özgür ortam bulduklarında teknik evet. direktörler gelişme açısından öğrenme deyince yanlış anlaşılmasın. Hepimiz her an öğrenmeye devam ediyoruz. Yaş kaç olursa olsun öğrenme biten bir süreç değil. O anlamda öğrenme anlamında, gelişme anlamında, ilerleme ya da yeni şeyler deneyebilme anlamında özgürlük bulduklarında daha çok daha rahat olup kendilerini çok daha rahat yansıtabiliyorlar. O yüzden önemli bir fırsat olabilir. Süper Lig'de, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa gibi bir takım Guti adına önemli bir fırsat olabilir. İyi bir tercih olabilir yani iki taraf için de. Bir yanda sanki futbol böyle bir sert değişti. Bir böyle hızı hızlandı, ivmelendi fizik tabiriyle. Dolayısıyla mesela Mourinho sınıfındaki, Sarri sınıfındaki çok üst düzey olduğunu düşündüğümüz tek direktörlerin biraz yalpaladığını, Galaktik tek direktör sınıfından bir alt kademeye düştüğünü gözlemlerken 30 yaş grubu, özellikle 40 yaş grubu tek direktörlerin daha çabuk görev aldığını, futbolu yeni bırakmış, teknik adamlık deneyimi çok fazla olmayan menajerlere çabuk güvenildiğini gördüğümüz bir süreç. Bu sürecin sonucu ne olacak tabii yaşayıp görmek lazım. Yani bu doğrudur, bu yanlıştır diyebilecek kadar bir data seti yok elimizde. Ama herkes gençlere daha çabuk görev veriyor, daha çabuk güveniyor. İçinde bulunduğumuz dönem aslında çok acayip bir dönem. Biz kuşak itibariyle hep konuşuruz ya hani 70-75'li yıllarda doğanlar deriz ki hani öyle bir döneme geldik ki her şeyi gördük, onu gördük, bunu evet, gördük doğru. Allah korusun yani. Hem analog hem dijital çağ. Bayağı bir devrimsel değişime dediğiniz gibi dijitali gördük, cep telefonları, interneti, osu, şusu, busu. Bir jenerasyon onların içine doğuyor. Biz onların hepsini aa böyle de bir şey varmış bak gördün mü diye diye öğrene öğrene geldik. Korona var. Çok büyük bir dijital değişim var. Dolayısıyla çok da farkında değiliz muhtemelen yaşanan değişimin ya da yaptıkların. Tahmin ediyorum sadece bir ufak tabii ki şeye muhtaç. Sağlamasının yapılmasına muhtaç ama tahmin ediyorum korona özellikle son dönemde bize şunu öğretti. Bu hiç geçmeyecek. Biz çünkü insanlar hep şuna kodlandı. Yani bir şey olacak bir gün bitecek bu. Aşı olacağız. Öyle olacak böyle olacak. İşte etkinliği azalacak falan filan ama bu hiç bitmeyecek. Bununla yaşamaya öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Devam edeceğiz. Dolayısıyla bir şeyleri hızlandırmamız lazım. Zaten hayat hızlanmış. İşte versiyon 4'lerden bahsediliyor. Endüstri devrimi o şu bu. Robotlaşma vesairesi. İnternet akıllı evler akıllı cihazlar falan. Bu hayhuy içerisinde çok analiz edemiyoruz. Herhalde bir 10 sene sonra bugünün gençleri, çocukları çok daha rahat analiz edecektir ama çok çok büyük bir değişimden geçiyoruz tahmin ediyorum. Bu da futbola yansıyor doğal olarak. Dünya olarak sadece Türkiye'den bahsediyorum. Bu sektöre de yansıyor doğal olarak. Guti'nin de bu tercihler bu bağlamda, bu kontekst içinde Guti'nin de hani çok fazla tek direktör deneyimi yok ama şu aşamada şans bulması garip durmuyor. Sanırım Z jenerasyonu diye işte adlandırdığımız şu anki futbolcu kuşağıyla deneyim teknik adamlar arasındaki mesafe sandığımızdan biraz daha fazla. Çünkü dünya çok değişti ve onlar artık başka türlü bakış açıları var dünyaya ve işte dedeleri yaşındaki tek direktörlere otomatik bir saygı duymuyorlar. O saygının tekrar hak edilmesi, kazanılması gerekiyor ve yeni nesil futbolcular için bu çok kolay değil. Bu saygının hak edilmesi, kazanılması. Ama yaşlarına daha yakın olanlar, futbolculuğunu gördükleri, çocukluk kahramanları biraz daha otomatik saygı hak edebiliyor işte. Steven Gerrard futbolcunu izlemiş. Zaten otomatik ona bir saygısı var. Guti işte futbolcunu izlemiş. Ona otomatik bir saygısı var. Sergen Yalçın şu an Beşiktaş futbolcuların önemli bir kısmının muhtemelen çocukluk kahramanıydı. Bu bir avantaj sağlayabiliyor. Ama Fatih Terim, Şenol Güneş çok büyük tek direktörler. Olağanüstü kariyerleri var. Ama futbolcular onların futbolculuklarını hatırlamıyor. Efsanevi gibi geliyor. Epik gibi geliyor onların futbol oyunu dönem. Belki onların biraz daha işi zorlaşıyor bu açıdan. Z jenerasyonunu otomatik saygısız kazanmak için. Belki gerekçelerden biri bu olabilir ama dediğim gibi sağlıklı değerlendirmek için de bunun tarihi olması lazım. Şu an içindeyken belki sağlıklı değerlendirmek biraz zor. Bütün dinamikler ve de bütün değerlendirme kriterleri, bütün ölçümler, bütün angajmanlar hepsi değişti. Değişiyor, yeniden yazılıyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz az önceki kodlar sizin benim için geçerli olabilir ama belki yeni jenerasyon için o kadar ağırlığı olmayabilir. Bekleme meselesi. Bütün angajmanlar yeniden yazılıyor diyorum. Bekleme meselesi, bekleme kavramı sıfırlanmaya çalışılıyor gençlerde, çocuklarda. Hmm. Yani niye beklesin? Niye ama niye? Soruyor niye? Şimdi öbür taraftan da bakıyorsun böyle bir talep var. Yönetici olduğunu düşün bir kulüpte. Böyle bir talep var. Bunlar bütünü anlatmak için değil. Sadece bütün içerisinde bizim gözümüze çarpan en azından sağlama yapılmasına muhtaç olan tespitler. Tekrar altını çizeyim. Böyle bir talep var. Niye bekleyeyim diyor yönetici. Deneyim değersiz de şu yani kısacası.
deneyim değersizleşiyor. İşte bak tekrar aynı noktaya döndük. Bu bizim kodlanmamız. Anlatabiliyor muyum? Farklı bir hikaye yazılabilecek mi bundan sonra? Mesele o. O da söylediğiniz gibi bir 5 sene sonra, 10 sene sonra herhalde. Taşlar evet. Yerli yerine oturduğunda. Ya bu yeni jenerasyon hep işte şöyle özetliyorum. Dünya bir tiyatro ve onun başrolü benim. İkinci sadece güçlü... Sadece benim. Sadece benim, evet. Sanki diğer insanlar başrol değilmiş gibi kendi dünyalarında. İkinci önemli argümanda dünyaya bir defa geliyorum. Sanki diğerleri 8 defa geliyormuş gibi. Sadece doğru. Kendi penceresinden bakarak dünya bir tiyatro, başrolü benim. Dolayısıyla her şey benimle ilgili. İki, dünyaya bir defa geliyorum. Bu argümanlar çerçevesinde bir önceki jenerasyon tek direktörlerle bağ kurmaları zorlaşıyor. Çünkü bir önceki jenerasyon futbolcular daha fazla grup disiplini, daha fazla takım için mücadele etme, arma benim bireysel performansım önümde, benim gol atmam önemli değil, önemli olan takımımın kazanması ezberiyle yetiştirilmiş ve grup çalışması, grup disiplini içine sokulması, dokunması, örülmesi daha kolay bir jenerasyon, bir önceki jenerasyon. Bu jenerasyon biraz daha zor. Bu jenerasyon biraz daha ben merkezcil. Bunun avantajları da olabilir. Dezavantajları da olabilir. Ama yönetim biçiminin, yönetim stilinin değişeceği kesin. Değişti dolayısıyla bile. Oyuncu biçimi değiştiyse, oyuncu tipi değiştiyse, yetiştirme tarzı değiştiyse, dijital çağ çocukları değiştiyse, onların tek direktörlük stilinin, biçiminin ve neslinin değişmesi doğal. Galiba bu biraz sert oldu bu değişim. Zaten yani 15 sene önce birine deseydin ki Bayern Münih'in tek direktörü 33 yaşında olacak. Futbolcu, bazı futbolculardan yaşı küçük olacak. Mümkün değil derdi. Teknik olarak mümkün değil. Nasıl ya? Kendi yaşındaki futbolcuları nasıl otorite kurabilir ki? Nasıl hakim olabilir derdi. Ama 15 yıl sonra bugün gerçek oldu. Dünyanın belki de en büyük futbol organizasyonu Bayern Münih'in tek direktörü 33 yaşında. 33 evet 88'de. Doğru, 33 yaşında. Bunlar bizim kodlarımız. Bakalım. Bunlar hayal gibiydi. Konuştukça eski yazılarınızdan 5 sene 10 sene öncesinden şeyler hatırlıyorum. Pasajlar hatırlıyorum. Onları böyle tekrar bir araya getirip bu çerçevede bir şey yazmayı düşünür müsünüz acaba? Yazı değil de böyle. Siz yardım ederseniz. Estağfurullah. Beraber yapalım. Olabileceğim bir şey olursa her zaman ama. Yani onları bir derleyip toparlamak güzel olurdu. Bugün için, bugüne ışık tutan yazılardı. Çünkü ben yıllardır alıntı yapıyorum. Bilmiyorum izleyicilerimiz belki sürekli takip edenler hatırlayacaktır. Yıllardır alıntı yapıyorum yazılarınızdan. İyi ki varsınız. İyi ki yazıyorsunuz. Teşekkürler. Çok uzattık. Değerli izleyenler, istatistikler gelsin efendim. Ekranlara 10. hafta. Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta istatistikleri. İlk olarak en çok mesafe kat eden, 10. haftanın en çok mesafe kat eden takımları Fenerbahçe. Ki her zaman... İlk 5'in içerisinde her zaman zirveye 1. 2. 3. gördük mü Fenerbahçe'yi? Gördük tabii, gördük. En çok koşan takımlar içerisinde. Ama her zaman ilk 5 içerisinde. Buna mukabil şey sonuç vermiyor Fenerbahçe'nin. Bu kadar koşu. Şöyle söyleyelim, sonuç vermiyor da haksızlık etmeyelim. Bu kadar efor karşılığını almıyor. Evet. Fenerbahçe'de. Aytemiz Alanyaspor. O maçın 2 kahramanı 124'ün üzerine çıkmışlar. Evet. Yine tabii görelilik var. Biraz da orada devreye girmiş. Bir takım çok koşunca diğerinde çok koştu. Altta sprint mesafesi var. Geçen hafta konuşmuştuk bunu ayrı olarak yapalım diye. Evet. Grafiğimizi ekleyelim diye. Tolga Sağsun ekledi onu da. Ayrı bir şey olarak, satır olarak. O konuda mesela sprint mesafesinde standardın dışına çıkan bir takım var. Madem bahsini açtık. Buyurun. Göztepe. 2 kilometrenin üzerine çıkmış. Sprintlerde Trabzonspor maçına. Onun dışında bütün takımlar, pardon, bir de Kayserispor. İki takım 2 kilometrenin üstüne çıkmış. Göztepe ve Kayserispor. Onun dışında bütün takımlar. O maçta Göztepe'nin de oyununu gereksiz. Hani biz biraz şey açısından gördük. Gerginliğin yüksek olduğu bir gerginlik yüksek diye baktık ama Göztepe'nin de mesela ilk hatırlayacak olursak karşılaşmayı ilk 15 dakika önde baskı yaptı. Trabzonspor'a neredeyse üst üste iki pas yapma imkanı tanımadı. Göztepe. Maç sonunda Nestor El Maestro biraz hayal kırıklığı yaşadı. Hani şey dedi ya, Trabzonspor bu maçı nasıl kazandı? Dönüp baktığı zaman bir argüman bulamayacaktır diye biraz hayal kırıklığı yaşadı. Sakin kalan taraf Trabzonspor olduğu için herhalde en önemli sebebi bu ve yeteneği, tecrübeyi, birikimi bir tarafa bırakacak olursak o gerginlikte sakin kalan taraf olduğu için, panik yapmadan oynadığı için en öne çıkan sebep buydu herhalde diye kısaca söyleyebiliriz ama Göztepe hakikaten çok ekstra oynadı ki bu da şeye yansımış zaten. İstatistiğe evet, yazmış sprint evet, konusunda. Aynen öyle. Halil Akbunar sahada olsaydı belki. Daha farklı. Evet, o pozisyonları verimliye dönüştürebilecek son pas ya da son şut konusunda. Tabii Halil çok özel bir oyuncu Göztepe açısından. Onun yokluğunu hissettiler. Oyuncu bazına geçelim mi? Galatasaray ve Beşiktaş'ın peki biraz bekleyin. Koşu mesafelerinin düşük olması da hani
47 dakika top sahada kalmış. Derbide. Oyunda kalmış. Evet. Korkunç. İlk yarı 4 mu uzadı, ikinci yarı 6 mı? Yaklaşık 100 dakika. İlk yarı 3. Brüt süre var. İkinci yarı 5. 98 dakika, 98'in biraz üzerindedir. Brüt süre var. Neti 47. %50'nin altında topun oyunda kalma verimli. O da koşu mesafelerine yansımış. 20 takım içinde biri 18. biri 19. 107 kilometre seviyesinde kalmışlar Galatasaray Beşiktaş. Yani futbolumuz açısından ne kadar yıpratıcı, ne kadar yaralayıcı bir durum. İçten içe bizi kemiriyor. Yani ligin en değerli 4 takımdan ikisi karşı karşıya geliyor. Ligin en iyi maçlarından birinin ortaya çıkmasını bekliyorsun ama top 47 dakika oyunda kalıyor. Çünkü 36 tane faul ve dahası faullerden sonra özellikle çok fazla yerde kalma, çok fazla kenara gitme ve bunların sürekli atak sürekliliğini müsabakada kesmesi. Yani bunun bir şekilde çözülmesi lazım ki Fırat Aydınus'un yönettiği maçlarda, hani Fırat Aydınus oynatma odaklı, oyunun daha az kesilmesi konusunda faydalı bir hakemdir. Buna rağmen, içinde Fırat Aydınus olmasına rağmen 47 dakika sadece topun oyunda kalma süresi koşu mesafelerine yansımış. Oyuncu bazında hemen bakalım en çok mesafe kat eden oyuncular. Burada Tolga Ciğerci 96 dakikada 12.7 koşmuş. Tolga'yı hatırlıyor muyuz bu ilk 5'te? Bu haftanın sürpriz ismi galiba. Galiba o müsabaka zaten değil mi? Tolga, yani bizim Tolga. Tolga Kuru yanılıyorsam düzelt. 60 dakika top oyunda kalmıştı. Ha doğru, haftanın en çok oyunda kalan, topun oyunda kaldığı maçı. Top çok oyunda kalınca doğal olarak hani aktif süre artınca, net süre artınca koşu mesafelerini atması, oyun durdukça oyuncular da duruyor ve dinleniyor. Sanırım o da yansımış Tolga Ciğerci'nin buraya girmesine. Diğer isimler zaten alışık olduğumuz isimler değil mi? Isimler. Zirvenin isimleri. En çok mesafe kat eden oyuncuları anlamında, ki Marek Hamşin'in de sakatlığından döndüğünü, Gustavo'nun o bölgeyi hiç bırakmadığını söylememiz lazım. Keza Umut'un da. Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe'nin neredeyse ana hücum planıydı. Soldan yaptığı bindirmeler ve sonsuz orta. Fenerbahçe toplam galiba 49 orta yaptı. Önemli bir kısmını da herhalde Ferdi yapmıştır. Çok fazla merkezden hücum edemedi bir müsabakada. Ferdi ana planıydı. Golün asisti ondan gelmedi. Novak'tan geldi ama yine onun tarafından. Ferdi'nin de koşu mesafesi biraz oyunuyla paralel. En çok gol beklentisi yakalayan takımlar değerli izleyenler, bu hafta 10. hafta itibariyle. Özgür Kablo Yeni Malatya Spor. 2.18 beklentiyle 2 gol bulmuş. Fenerbahçe 2.04 ile 1 gol üretti. Çaykur Rizespor 1.80 ile 2 gol üretti. Atakaş Hatayspor 1.80 ile 1 gol üretti. Ve Beşiktaş da 1.71 ile 2 gol üretmeyi başardı. Hafta zaten kısır sayılabilecek bir hafta. Süper Lig normalleri 10 maçın 5'i 2-1 bitti. 3'ü 1-1 bitti. 2-1'den yüksek bir skor yok. Bir maçta 4 gol yaşanmışlığı yok. Herhangi bir takımın 2 golden fazla atmışlığı yok. Öyle bir hafta. 21 gol toplam ve sezon başından beri en az gol atılan ikinci hafta. Son derece düşük veriler. Bu veriler çerçevesinde gol beklentileri de zaten düşük kalmış. Malatya'nın beklentisi 2 mesela 2 atmış. Fenerbahçe'nin beklentisi 2'ymiş, 1 atmış. Rize'nin beklentisi 2'ymiş. Rize 2 attı. Hatay'ın beklentisi 2'ymiş. Hatay 1 gol attı. Yani beklenti Beşiktaş'ın beklentisi yaklaşık 2'ymiş, 2 gol atmış. Beklentilerle atılan goller hemen hemen paralel. Yani burada çok ekstrem bir durum oluşmamış. Gol öncesi ortalama pas sayısı. Burada kümülatif bu toplam. İlk 10 hafta itibariyle. Burada biraz azalma mı var? Yakınlaştı değil mi veriler? Acaba. Veriler yakınlaştı. Evet. Hafta ilerledikçe, data büyüdükçe takımların verileri birbirine yakınlaştı. Ama yine de üstteki 3 takıma bakarsan, Trabzonspor, Beşiktaş ve Karagümrük. Hani şöyle bir soru sorsam sana. Süper Lig'de en çok hangi takımlar topa sahip olmayı seviyor? En çok hangi takımlar set hücumu stratejisiyle oynuyor? Yerleşik hücumda gol buluyor. Zaten ilk sıralara Beşiktaş'ı yazarsın. Trabzon'u, Karagümrük'ü de yazarsın. Hani bunların yanına belki de ilk 3 doğrudan bu. Direkt bu istatistik çok gerçekçi bir istatistik olmuş. En fazla yerleşik hücum deneyen 3 takım. Doğru ama onların da ortalama pas sayısı düşmüş sanki.
baş başına. Hatta 5-6 düşmüş gibi görünüyor. 18-19'lar düzeyindeydi değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Tabii. Ya bir free kick oluyor. O free kick sonuçta bir dokunuşla gol oldu diye kaydediliyor. Ortalamayı düşürüyor. Bu hafta Trabzon 2 pasla gol attı. Ortalamayı düşürdü. Doğru. Dolayısıyla veri biriktikçe o ortalamalar birbirine yakınsıyor doğal olarak. Ama yine de ilk 3'teki 3 takım Trabzonspor, Karagümrük ve Beşiktaş olması gerçekçi. Hala gerçekçi duruyor. Sürelerde bir değişiklik olmamış gördüğüm kadarıyla. Gelsin efendim. Golle sonuçlanan atakların süresi. Burada bir değişiklik gözünüze çarptı mı? Trabzonspor ve Beşiktaş geçen hafta da ilk 2'delerdi. Evet. Yine ilk 2'deler. Evet. Orada evet. Galatasaray biraz yukarıya çıktı. Çok olağanüstü değişiklik olmamış. Karagümrük 4'te araya Galatasaray girmiş. Yani evet. Araya girebilecek belki tek takım. Ama Galatasaray'ın da son dönemde Marsilya, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş maçlarına bakarsan biraz maçların lüzumundan fazla bölümünde geçiş hücumunu benimsediğini görüyoruz. Evet, geçiş hücumu da bir strateji elbette. Bu da futbolda var. Bu da başarıya giden yollardan biri. Ama ana planınız bir büyük takımın ana planı olamaz. Hep Fenerbahçe için, Pereira için andığımız ve eleştirdiğimiz başlık Galatasaray için de sanki realize olmaya başladı. Evet, Marsilya, Lokomotiv zor deplasmanlar. Yani Fransa'da ve Rusya'da bunu benimsemeniz normal. Ama Beşiktaş karşısında 65 dakika oyuncu değişikliklerine ve 2-1'e kadar Galatasaray bayağı resesif bir top oynadı. Bence uzun bir süre, biraz fazla. Fatih Terim artık o ana planını, o set hücum planını, yerleşik hücum planını daha uzun süreler ve daha fazla maçlarda göstermek zorunda, kanıtlamak zorunda. Mesela işte ne zaman oynadı? Ha bu arada çekinik oynadığı Konya maçı ikinci yarısını da ekleyelim. İç sahada üstelik. Konya maçı ikinci yarısında Konyaspor tek kale oynadı. Onu da eklediğin zaman Galatasaray'ın çekinik oynadığı son dönemde Konya maçı ikinci yarısı, Lokomotiv Moskova maçı, Beşiktaş maçı 65 dakika değil mi? Bayağı bir veri oluyor. Galatasaray'ın o mesela Göztepe ikinci yarısında oynadığı baskın oyun, o tarz maçların ve sürelerin dozajını artırması gerekiyor. Galatasaray'da bir orada bir tehlike sinyalleri çalıyor. Artık 4-4-2'ye mi dönecek? Yoksa orta sahada Berkan Taylan'dan birinden feragat edip oraya başka yaratıcı bir orta sahnesi mi sokacak? Feghouli ya da Emre Kılınç gibi. Bir şeyler, ufak bir rotuş gerekiyor. Galatasaray'ın da öyle bir his var. Bir sonraki sayfamız, istatistiğimiz en çok asist yapan oyuncular. İlk 10 hafta itibariyle Edin Visca burada 792 dakika içerisinde 6 asistle birinci sırada. Saba Ljubljanić ise sizin de sıklıkla vurguladığınız gibi bu sezon vitesi biraz daha arttırmış gibi görünüyor. Biraz daha alan ve özgürlük bulmuş gibi, süre bulmuş gibi ve 628 dakikada 5 asistle yine ikinci sırada şeyin ardından, Visca'nın ardından. Aynen öyle. Gol öncesi dokunuşlar, yani golün içinde yer alma istatistiğinde de Ljubljanić'e... Bir sonraki sayfada gelecek ekrana. Ljubljanić'e orada yine zirvedeki yerini, evet, koruyor. Yani Hatay Spor şu an lig ikincisi. Averajda Beşiktaş'ın ve Alanya Spor'un üstünde 11 averajı var. Trabzonspor'la aynı. Hatay Spor çok, bir de ilk 2 maçta 1 puanla başlamıştı. Yani son 8 maça bakarsan muhtemelen son 8 maçta lig lideri. Muazzam bir başarı hikayesi yazıyor Ömer Erdoğan ve burada da Ankara Gücü'nden transfer ettikleri Saba Ljubljanić ise çok büyük rol oynuyor. 11 değil 12. 12 gol katkısı yapmış. Yani Hatay Spor'un 19 golü var. 12'sinin içinde Ljubljanić var. Gerçekten müthiş, müthiş bir istatistik. Bakasetas ve Vakayme bu hafta ikisi birden yoktu. Trabzonspor bu sezon ilk defa Bakasetas ve Vakayme'nin ikisinden birden mahrumdu. Ve çok net bir şekilde oyunlarına yansıdı. Bu istatistik Trabzonspor'un aslında sezon içinde hani Trabzonspor ne durdurabilir? Trabzonspor nerede handikap yaşayabilirin de yanıtı. Trabzonspor'da Bakasetas ve Vakayme eğer Allah korusun yani başka bir aksilik olursa, olmasın tabii ki, her oyuncu sağlıklı olsun, bir arada sahada olmalıktır bölüm olursa Trabzonspor yaratıcılık konusunda zafiyete uğruyor. Göztepe karşısında ilk yarının sonunda tek şutları vardı. 45 dakika sonunda şutlarda 8-1 üstündü Göztepe. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 11-3 üstündü. Bakasetas ve Vakayme olmayınca rakip ceza alanına giremediler. İkinci yarı bir kontratak oyununa döndüler. Siopis'te sokup orta sahayı Berat Siopis'te ikiledi Abdullah Avcı. Ve bir kontratakta Abdülkadir'in hızlı çıkışıyla Gervinho'nun golü geldi. Her takıma karşı da kontratak fırsatları kollayamayacağınıza göre, büyük bir ihtimalle sete yerleşmeniz gerekeceğine göre Bakasetas ve Vakayeme çok kritik rol oynuyor. Zaten birinin 12, birinin 11 golde payı var. Şöyle bir istatistik var mı elimizde Tolga? Başka programda olabilir.
Trabzon 20 gol atmış ya. İçinde Bakasetas ve Vakayem'in olmadığı gol var mı yani? Bu haftaki mesela bir tane ama başka var mıydı? Hani bunun dökümü var mı? Bakasetas 12 golün içinde var ya, o hangi 12 gol? Vakayem 11 golün içinde var, hangi 11 gol? Onlara baktığın zaman belki de Trabzon'un... Zor bir şey istediniz. Zor, evet, biliyorum. Çalışmak lazım. Ama Tolga onu ayrıca özel olarak tabii, çalışabilir. Tabii, yani hemen yetişmeyebilir o anlamda. Yok yok, biliyorum, bu programa veremez. Ama şunu merak ettim Tolga, sen de merak edeceksin. Bu haftaki gol dışında, Göztepe attığı gol dışında içinde Bakasetas ya da Vakayeme olmayan golü var mıydı Trabzon'un? Soru bu. Peki. Yarına cevaplayacağım diyor. Tamam. Bir sonraki sayfamız. Değerli izleyenler, duran top gol istatistikleri. Burada duran top golünden 3 tane gol bulan, duran toptan 3 tane gol bulan 2 takım var. Trabzonspor ve Beşiktaş. Trabzonspor gol yemedi henüz. Duran toptan ya da başka bir şey. Özür dilerim, duran toptan gol yemedi. Beşiktaş da duran toptan 3 gol gördü kalesinde, ki burada pozisyonlarla nasıl olduğunu, alan savunmasına karşı rakiplerin nasıl hücum ettiğini Avrupa maçları hariç burada anlattınız. Fenerbahçe 1 duran top golü atmış, 2 duran top golü yemiş. Galatasaray 1 duran top golü bulurken 3 gol görmüş kalesinde. Evet, burada da hani Fenerbahçe özelinde belki bir başlık açmak lazım. Pereira bir metot hocası. Hep onu nasıl varsayıyoruz? Hani olağanüstü bir kariyeri belki yok. Tabii Portekiz şampiyonluğu var, Suudi Arabistan şampiyonluğu var, Yunanistan oraya şampiyonluğu var. Fenerbahçe'ye geçmeden çok kısa bir hatırlatma ya da bir not düşme lütfen şeyi olabilir mi acaba? Duran topun, burada bizim verdiğimiz grafikteki duran topun bir tanımını yapmamız gerekiyor. Çünkü duran toptan sonra bir pas, iki pas mı referans alınıyor, yoksa duran top, benim anladığım buradaki duran top istatistiğinde top oyuna girdikten sonra, yani akan oyunda değil, bir yerde oyun kesiliyor taçla ya da serbest vuruşla, ondan sonra bir pas sayısı yok galiba, değil mi? Çünkü izleyicilerimiz düşünebilir ya, hangi maçtı, hangisiydi vesaire diye. Yani rakip araya girmeden. Penaltı sayılmıyor bu arada. Penaltı hariç. Korner kullandı, free kick kullandı. Topu bir daha rakibe kaptırmadan ama gole dönüştüyse. Bu Adana Demirspor, Montero'nun attığı gol hangisi? Adana Demirspor, Antalya mıydı? Montero'nun attığı golde Pjanić ortalıyor, savunma karşılıyor. Pjanić tekrar alıp ikinci ortada Montero atıyor. Demek ki kontrollü bir karşılama değil onu aldıysa, istatistik vermesi. Nasıl? Nereden Tolga? Duran topun devamı, yani o atak duran toptan ileriye doğru gittiği zaman herhalde. Tahmin ediyorum referans baz olarak alınan standart o, bu istatistik için. Öyle düşünmenizde fayda var. Atak başlangıç fazı olarak bakıyor. Bravo, en kısası böyle oldu. Öyle bakılıyor. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Yok, bence gerekli bir tanımdı bu. Fenerbahçe'nin bu anlamda metot hocasıyla, hani hafta içi çalışmalarıyla meşhur, akademi mezunu olmasıyla meşhur bir hocayla ve teknik ekiple duran toplarda daha iyi istatistik yakalamasını beklemez misin? Doğru. Ligde 10 haftanın sonunda ofansif olarak bir gol bulup defansif olarak 2 gol yemesi. Yapmıyorlardır ama bu artık, bu futbolun dünyada standardı, herkes yapıyor bunu. Dolayısıyla yapmadığımız için biz geride kalıyoruz. O yüzden o enteresan, dikkat çekici. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3'er gol yemesi de zaten sık sık burada da analizlerini olan yapıyoruz. Evet, o savundukları alanın dışına çıkarak işte Adana Demirspor dengeyi bozduk. Beşiktaş'a bu şekilde attı. Galatasaray Beşiktaş'tan bu hafta benzer bir şekilde yedi. Savundukları alanın dışına çıkıyor bir oyuncu. İlk hamleyi yapıyor. Adana Demirspor'lu Balotelli'nin alan savunmasına yaptığı koşu Hasan Bolango'nun golünü getirdi. Necip'in Galatasaray'ın savunduğu alanın dışına yaptığı koşu Larin'in golünü getirdi. Bu da duran top savunmasında Beşiktaş ve Galatasaray'da sanki bir şeyler, bir rötuşlar olabilir gibi. Gerçi Sergen Yalçın'a soruluyor. Sergen Yalçın diyor ki 2,5 yıldır bu stratejiyle savunma yapıyoruz. Hani onu değiştirmeyeceğiz diyor ama belki yine alan savunmasına devam edersin de bir iki kritik adamı adam adama da savunabilirsin. Mesela Balotelli. Adana Demirspor'la oynuyorsa. Evet. Belki bir iki özel önlem alınabilir. Alan savunmasından vazgeç demiyorum. Ki dünyada birçok büyük takım alan savunması yapıyor. Ama bir iki kritik adamı adam adama savunarak oraya biraz daha güvenlik önlemi, biraz daha filtre ekleyebilirsin. Yani alan adam karma özet. Evet. Bu hafta Galatasaray Beşiktaş'a karşı aslında korneri öyle savunuyordu. Bazı özel önlemler vardı. Beşiktaş'ta Vida'yı birebir almışlardı. Hatırlamaya çalışıyorum. Batu Şua'yı birebir almışlardı. Berkan da Necip'in arkasındaydı. Ama Berkan geç kaldı. O alan savunmasına karşı hücum etme duran topta en net görüntü Marsilya maçındaki
arka direkte. Çünkü o kadar bekleye bekleye göstere göstere ceza sahası dışına çıkıp çizginin dışından vurup ve direkten döndü ki çok net bir pozisyondu evet. Galatasaray'ın. Saliba. Saliba'nın kafa vuruşu. O da arka direğe attı. Öne değil de arkaya. Şimdi alan savunması belli bir alanı savunuyor. 6 pasın birer metre dışına çık. Yaklaşık o kadarlık bir eni var. Dolayısıyla oranın dışına çıktığın zaman ya ön direğe koşu yapıp dışına çıkıyorsun. Savunmanın savunduğu alanın dışına çıkıyorsun ya da arka. Marsilya arka direği tercih etti. Evet. Onu çalışmışlar. Saliba bayağı geriden. Şandel bir kafa vurdu. Hani muhtemelen ikinci topa vuracaklar. Çok rahat, o üst süreye gitti. Yalnız ve göstere göstere yalnız vurdu. İşte oradan dediğim gibi bazı oyuncuların alanı savunması normal. Özellikle dörtlü bir alan savunması hattı kuruyorlar. O normal, onu anlıyorum. Ama dördün dışında kalan 2-3 oyuncunun da adam adama savunma yapması işi kolaylaştırır. Mesela birisi orada Saliba'yı takip edebilirdi Galatasaray-Marsilya maçında. Orada bir arıza kolladığı belliydi. San Paolo'nun, ki San Paolo da bu konuda usta bir tek direktördür. Yani duran top setleri konusunda. Geçelim mi bir sonraki sayfaya? Lütfen. Kafa golü istatistiği gelsin efendim ekranlara. Demir Grup Sivasspor 7. 14 golde 7, yani %50'sini kafayla bulmuş. Atakaş Hatayspor 19'da 5 kafa golü. Trabzonspor 20'de 3, Beşiktaş 20'de 3, Fenerbahçe 14'te 1 ve Galatasaray 15'te 1 ile en az kafa golü bulan iki takım olarak listeye girdi. Sivasspor çok orta yapan bir takım. Hı hı. Genelde hücum aksiyonlarını iyi kanat oyuncuları, gerçekten de iyi kanat oyuncuları var. Gradel olsun çok iyi kanat oyuncusu, Erdoğan Yeşilyurt olsun, Pedro Henrique olsun, gerçekten ligin elit düzeye yakın kanat oyuncularına sahipler. Zaman zaman kanatta Yatabari'yi kullanıyorlar, Gradel'i kullanıyorlar. Orası çok zengin. Kanat aksiyonlarını iyi yaptıkları için doğal olarak kafa golü sayısı konusunda böyle fantastik, 10 maçta 7 gol gibi fantastik bir istatistiğe ulaşmışlar. İyi de kafacı oyuncuları da var. İşte Gutas da bir orada bir standart sapmanın dışına çıkan, yani özel bir oyuncu. 4 tane yanılmıyorsam kafa golü attı. Onun da bir ekstrası var. O yüzden Sivas bu istatistiğe lider. Hatayspor çok özel bir oyuncusu var. Mamed Diouf. Premier Lig'de oynadığı dönemde fark yaratan bir oyuncuydu. Tam böyle pivot santrforun tanımı. Yüksek oynuyorsun. Bir şekilde doğru pozisyonları indiriyor. Bu sezon El Kabi'yi de ekledi oraya. Bu Penza'yı kaybettiler ama bu Penza'yı dikkat ederseniz hiç konuşmuyoruz. Yani geçen sezonun gol kralı Hatayspor'unu kaybetti. Bu sezon Hatayspor bu Penza'yı kaybetti diye konuşmuyoruz. Doğru. Bile ki Hatayspor'a ligin en çok gol atan 3 takımından biri. Trabzon 20, Beşiktaş 20, Hatay 19. Yani bu Penza'yı da kaybetmiş olmasına rağmen hala ligin en skorer takımlarından biri. Burada El Kabi transferinde altını çizmek lazım. Buna mukabil 8 gol, kalesinde 8 gol görerek de en az gol yiyen müthiş takım Atakaş Hatayspor. Ki dörtlü savunmasının 4'ü de değişmiş. Sağ bek Kamil yeni, sol bek Atakuk Bey yeni, stoperleri yeni Burak, Fatih Kuruçuk. Geçen hepsi hafta 7 idi, bu hafta 8 oldu. Evet, 1-1 mi bitti bu hafta, değil mi? Hatay 1-1 kaldı Karagümrük'le. El Kabi ve Mamed Diouf'un 5'er golü var. Gol krallığında yine 2 oyuncuyla yine zorluyor Hatay. Aynen geçen sezon olduğu gibi. Geçen sezon Bupenza ve Diouf zorluyordu. Bu sezonda El Kabi ve Diouf. Yine sezon başındaki dalgalanmaya rağmen istikrarlı bir şekilde hocasıyla, ekibiyle devam eden yönetimi, teknik direktörü, teknik ekibi ve oyuncu grubunu bir kez daha kutlayalım. Şimdi değerli izleyenler, yayın öncesinde Uğur Melike ile ve editörümüz Tolga ile, Tolga Kuru ile oturup konuştuk. Bazı istatistikler var. Mesela bizim dört büyüklerin hiçbirisi giremiyor diye konuştuk. Hatta bunun sayısını belirlemeye çalıştık ama sonra tabii vakit daraldığı için onu sonraki günlere bıraktık. Ekranlarınıza gelecek grafik onlardan bir tanesi mesela. Hücumda ikili mücadele ilk 10 hafta itibariyle. Davidson 66 ikili mücadelede %48 ile burada lider. Ndiaye, Şerif Ndiaye 65 ikili mücadelede 45. Diediu, Famara Diediu 63'te %42. Adem Büyük burada. Özgür Kablo yeni Malatya Spor'dan iki futbolcu ve Benjamin Tete. Evet. Tabii hücumda bu girdikleri ikili mücadele sayısına göre sıralanmış. Evet. Başarıya göre değil. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Doğru. Başarıya, doğru. En fazla ikili mücadeleye girenler bir bakıma sıralanmış. Şimdi Malatya Spor sezon başından beri doğal olarak bayağı yüksek oynadığı için Adem ve Tete de çok ikili hava mücadelesine girdikleri için, girdikleri mücadelenin bence önemli bir kısmı hava mücadelesi. Biraz o etkiliyor diye düşünüyorum Adem ve Tete'nin orada olması. İkisi de güçlü, kuvvetli, zaten bu anlamda değerli oyuncular.
Famara Cicu mu diyeceğiz diye diyor mu? Özkan ayarlarımızı bozdum. Bu hafta Cicu diye anlattı. Oyuncunun okunuşu, soy isminin okunuşu ben öyleymiş. Ben o yüzden bir durakladım orada. Duraksadın değil mi? Ama bana da zor geliyor böyle alıştığımız isim. Doğru. Galata meşhurun dışına çıkmak artık ne bileyim. Aynen öyle. Neyse. Özkan'a da söyledim. İtalya'dayken Moise Kendi, santrfor. Güntekin Onay da süperlikte aynı şekilde Jeju diye. Evet. Hayır, Moise Kendi İngiltere'ye geldi, ben Moise Kendi'yim dedi. Yani oranın koşullarına uyuyorlar. Yani biz bazen bu konulara çok fazla takılıyoruz. Neyse. Tolga, ne söylediğini duyamadım. Bir daha tekrar eder misin lütfen? Buyurun. Bu listede 6. olarak da Vakayeme var diyor. Vakayeme ve Davidson'u da başka bir kategoride ele alabiliriz. Çok fazla takımların hücum geçişlerinde ana istasyon. Trabzon'un her hücumunda Michael Jordan'la ilgili şöyle bir anekdot vardı. Sonradan Lakers'ın da koçluğunu yapan efsanevi Chicago Bulls koçu kimdi? Şu an kilitlendi. Çok özür dilerim. Ben burada şunu söyleyeyim size. Az önce Vakayeme ve Bakasetas dışında Trabzonspor'da gole katkısı hani katkıları olmayan golleri sormuşsunuz ya. Çok güzel izleyicilerimiz var. Vallahi çok teşekkür ederiz ama yine de kontrol edeceğiz tabii. Ben kullanıcı ismi Ozi. Sanıyorum Ozan'dır herhalde izleyicimizin ismi. Diyor ki Trabzonspor'un Malatyaspor maçı ve Konyaspor maçındaki iki golünde Vakayeme ve şeyin katkısı yok. Asist ve gol katkısı yok Bakasetas'ın. Ayrıca Fenerbahçe maçındaki son golde de katkıları yok. Kalan tüm maçlarda gol ya da asist katkıları mevcut diye bize bilgiyi göndermiş. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz ama harika bunun için. Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu gol ve asist değil. Bu verdiğimiz istatistik. Asist öncesi paslaşmada varsa da o istatistiğin içinde var. Vakayeme 12 kez. Yok, Bakasetas 12 kez, Vakayeme 11 kez. Yani bir şekilde topa dokunmuş olmak. Bu yeni bir istatistik. Evet. O yüzden bahsettiğiniz gollere bir daha bakabilir misiniz? Asist öncesi paslaşmada var mı? Madem vaktiniz var. İyi niyetle gayet güzel yazmış. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu grafikte eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hücumda ikili mücadele. Orada da işte Davidson'la Vakayeme'nin ilk 6'da olma sebebi koç Phil Jackson'ın Michael Jordan'ı anlatma biçimi gibi. Hücum planımız diyor, topu Jordan'a atıyoruz. Eğer diyor Jordan'ı atamazsak sonra Jordan'a atıyoruz. Eğer sonra Jordan'ı atamazsak sonra Jordan'a atıyoruz. Hücum planımız buydu Chicago'da diyor. Biraz öyle Trabzon'da da yani her hücumda top Vakayeme'ye ama Alanya'da daha çok. Her hücumda top Davidson'a bir şekilde değiyor. Dolayısıyla da ikili mücadele sayısını artırıyor tabii Davidson'un bu. Onların da burada olma nedeni bu, oraya bağlıyordu. O zaman bu şeyle hücumda ikili mücadele grafiğimizle birlikte 10. haftanın istatistiklerini tamamlamış olduk. Yarın tekrar bir şeyimiz var mı? Grafiğimiz var mı? İstatistiğimiz var mı? Var mı bilmiyorum vallahi. Tolga var mı? Tolga var mı yarın? Bugün ikisini de mi aldık? Efendim? Peki. Ona Tolga bakacakmış. Yarın zaten yerel basından sayfalarımız ekranlarda olacak. Onun tamam. Da hazırlığını yapıyoruz. Şeye geçmeden, Beşiktaş'a geçmeden bir ara verelim isterseniz Uğur Bey. Tabii. İstatistikleri bitirdik değerli izleyenler. Bir ara verelim, ardından programımıza kaldığı noktadan devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Beşiktaş'la devam edeceğiz demiştik. Foto Maç gazetesinden geliyor başlığımız ekranlarınıza. Zirveye pençe demiş gazete. Kartal 7. haftada kaybettiği liderliğin peşine düştü. Beşiktaş önce Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sonra evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Galatasaray zaferiyle coşan Sergen Yalçın ve öğrencilerinin hedefi bir kez daha zirveye doğru uçmak. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon ciddi kırılgan iki takım olarak göze çarpıyor. Bu iki ekip puan kaybettikleri haftada kulüp içinde çalkantılar oluyor. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi gibi çok zorlayıcı bir kategoride 3'te 0 çekmesine rağmen dönüşünde Süper Lig'de hiç sıkıntı yaşamadı. Mental olarak bir hayli güçlü görüntü sergiliyor. Beşiktaş şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon 10 maç sonunda 19 puan toplamıştı. 20 gol atmış, 17 gol yemişti. Bu sezon 10 haftada 20 puan aldı. 1 puan fazla yani. Yine 20 gol attı ancak bu sefer yediği gol sayısı 12 demiş. Geçen seneden 5 gol daha az gördü Spor Toto Süper Lig'de diyor kalesinde. Devler Ligi dönüşü 3 maçı da kazandı demiş. Diğer başlıklarımız Beşiktaş'tan Uğur Bey oyun olarak ayrı. Diğer başlıklarımız biraz daha Ersin Destanoğlu'na yönelik başlıklar. Onu isterseniz Beşiktaş'ın gazetenin bu önermesini konuştuktan sonra geçelim. Yani Beşiktaş'ın üstündeki takım var. Sergen Hoca da çünkü aynı noktaya vurgu yaptı. Puan tablosunda Beşiktaş 3.
İkinci Hatayspor ve birinci Trabzonspor'la oynayacak peş peşe. Hatayspor'la zaten puan puana, dolayısıyla Hatayspor'u yenebilirse doğal olarak rakibinin üstüne çıkmış olacak. Trabzonspor'la arasında 4 puan var. Trabzonspor herhalde milli maç arasında Rize'den de puan kaybetmesini umut ediyor lider olabilmek için. Çünkü öyle bir şeye bağımlı oluyor. Trabzonspor'u yenerse Trabzonspor'un bir maç daha puan kaybetmesi lazım. Trabzonspor şu anda 2 maç mesafeye çıktı çünkü. Bu sezon Süper Lig'de ilk defa bir takım 2 maç mesafeye çıktı. Milli maç arası öncesi sonraki hedeflerinizi belirleme açısından. Tabii bir tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksınız. 2-3 Kasım hafta içindeki Beşiktaş için Sporting Lisbon deplasmanı hayati bir deplasman. Yani oradan bir şeyler çıkaramazsa gruptaki iddiası tamamen bitebilir. Ama bir şeyler çıkarabilirse grup üçüncülüğü için oyun içinde kalabilir. Dolayısıyla çok kritik bir kaç gün? 10 gün. Çok hızlı bir soru sorayım. Lütfen. Üst üste aynı golü 2 kere yemeseydi Beşiktaş farklı bir sonuç bekler miydik? Çünkü ilk 10 dakikayı hatırlayın. Korkunç bir baskıyla ve rakibi paniğe sevk eden bir oyunla başladı Beşiktaş. Pozisyona da girdi. Pozisyona girdikken rakip kaleye rahat indi. Farklı olur muydu? Ya elbette paralel evren bence sorusu, ama aynı golden üst üste 2 tane yiyince takım da bir aşağıya indi. Tabii. Galiba. Buna rağmen aynı golden üst üste 2 tane yemesine rağmen maçı 2-1'e getirdi. Aynı golün üçüncüsünü yedi. 3-2'ye getirdi. Biliyorsun çok marjinal bir offside kararı Alex Teixeira'nın. Marjinal bir offside kararıyla gol iptal oldu. Soyunma odasında 3-2 gitseydi bile aynı golden 3 tane yemiş olmasına rağmen hikaye farklı olabilirdi. Çok doğru. Maçın bir sürü kırılma anı var. Konuşma fırsatı bulduk mu bulamadık mı onu hatırlayamadım. Galatasaray maçında Galatasaray'ın attığı kornerlere hiç bakma fırsatınız oldu mu Beşiktaş'ın nasıl savunduğuna? Hiç özel olarak bak, ben hatırlamıyorum da o yüzden. Aynı şekilde savunmaya devam ediyor. Alan savunması. Yok, hayır, bu sefer vurdurma konusunda, rakibe vurdurma konusunda. Çok fazla fırsat vermediler. Değil mi? Çok fazla fırsat vermediler. İlk müdahale etmeye çalışan taraf Beşiktaşlı oyuncular oldu gibi kalmış benim de aklımda, ama özel bakmadım yani. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Yani Alex Teixeira oyununda mesela duran toplarda ekstra katkı yapıyor. Pek dikkat çekmiyor ama duran top savunmasında. Ön direğe o gidiyor. Ekstra katkı yapabiliyor mesela. Onun altını çizebilirim. Necip. Ona bir inceleyelim. Ekstra bir silah. Şeyini yapalım. Pierre'sini yapalım. Tabii ki yapalım. Peki. O zaman sıradaki başlığa geçiyorum. Değerli izleyenler. Ben çok özür dilerim. Soruyu sormadan, sizin kafanızı karıştırmadan önce Sporting maçında aynı golden sorusunu sormadan önce sözünüzü kesmiş miydim? Beşiktaş'ın oyunuyla alakalı olarak. Yok, hayır, tamamlamıştım. Peki. Direkt iki rakibiyle oynayacak ve bu 10 gün Beşiktaş'ın gelecek hedeflerini, sezonun geri kalanıyla ilgili hedeflerini belirleme açısından belirleyici olacak. Çünkü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. olursanız Avrupa Ligi ikincileriyle direkt bir ilk defa Avrupa'da uygulanan bir ekstra eleme turu oynayacaksınız. Dolayısıyla devam etme şansınız var. Eskiden de vardı ama Avrupa Ligi üçüncülerinin eskiden devam etme şansı yoktu. Bu sezon var. Yani Fenerbahçe şu anda hala devam edebilir konumda. Grupta 3. ama böyle tamamlarsa Konferans Ligi grup ikincileriyle eşleşecek. Ekstra bir eleme turu oynayacak ve Konferans Ligi son 6'a gitme şansı olacak yani. Şu an her takımımız devrede. Beşiktaş, Fenerbahçe dahil. Enseyi karartmayalım. Umarım bu 4. maçlarda takımlarımız iyi sonuçlar alırlar ve hedeflerine doğru yönelirler. Fenerbahçe Antwerp'i deplasmanda yenebilir. Beşiktaş Sporting'i evet çok kolay değil. Ama dediğiniz gibi yani çok ekstrem İstanbul'da bir maç oynandı. Yani 2 tane peş peşe aynı duran top golü. Onlar olmasaydı belki de farklı gelişebilirdi hikaye. Umarız Lisbon'da farklı gelişir. Değerli izleyenler, gerçekten hani bilmiyorum diğer programları ama bizim izleyicimiz bir sürü bilgi geldi. Servet Yardımcı da yazmış. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun bir basın toplantısı var. Soruları yanıtıyor. İzleyelim, ardından onu da konuşuruz. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Maç öncesi çalışmış mıydınız? Mesela oyuncuların attığı performansları. Evet, hepsini ben izlemiştim. En çok nereye atıyorlar? Hangi açıda nereye vuruyorlar? Bütün oyuncuları izlemiştim. O anda hakem penaltı noktasını gösterdikten sonra Mustafa Muhammed topu aldı. O anda da hislerim tamamen tuttuğum köşeydi. O da oraya vurdu. Ben de son ana kadar bekleyip kurtardım. Maçın kırılma anında dediğim gibi kurtardığım için ayrı bir önemi oldu. O açıdan analiz yapmak çok önemli. Ben de her maçtan önce bütün rakipleri izliyorum. Bu sayede de kurtarmış oldum. Kaleciler, büyük kaleciler böyle hatalı basit gol yerde bir klişe, bir laf var.
buna katılıyor musun? Mesela derbilerle gördük. Üstlere hatalı bir gol gibi. Senin yediğin gol de biraz tartışılıyor. Böyle bir bu lafa katılır mısın? Allah abi bilmiyorum yani. Kimi öyle diyor, kimisi başka bir şey diyor ama bence yani öyle yargılamak lazım. Muslera da çok büyük bir kaleci. 10 yıldır burada neredeyse. Herkesin, birçok gencin örnek aldığı bir kaleci. Dediğiniz gibi belki basit goller yiyebiliyorlar ama hani onların tartışılmaz bir yeteneği var. Çoğu büyük kalecinin. Ama bence ben katılmıyorum yani. Basit gol her maçta da, sadece derbilerde de değil. Yeniyor yani. Hani herkesin dalgınlığına geliyor, hatası oluyor. O an konsantre durumuna göre goller yenilebiliyor. O yüzden de eleştiri de alabiliyorsunuz ama diğer maçta yine sahada elinizden geleni yapıyorsunuz. Ersin, son 1,5 sezondur üstüne koyarak devam ediyorsun. Sergen Hoca sana çok güveniyor ama bu sezon Mert Günok gibi ligin belki de en tecrübeli yerli kalecilerinden bir tanesi takıma transfer oldu. Aranızdaki ilişkiyi merak ediyorum. Nasıl bir ilişkiniz var? Rekabet ortamı senin gelişimin için ya da senin saha içi performansın için ne kadar yardımcı oldu sana? Rekabet tabii ki de her oyuncu için, her bölge için önemli. Çünkü birbirinizi ne kadar iyi oynarsanız birbirinizi sahadaki performansınız artıyor. Mert abi de gerçekten geldiğinden beri bana çok destek oluyor. Hem saha içinde hem saha dışında hep konuşuyor, anlatıyor. Mesela bir Şampiyonlar Ligi'nden örnek vereyim. Ajax maçında hani şöyle ortak eserler böyle olur işte. Hani bana hep detaylı anlatıyor. Gerçekten destek oluyor. Mert abi oyununda ben aynı şekilde ona başarılar dilediğimi söylüyorum. Hep yanında oluyorum. Bu şekilde de rekabet ortamında da zaten bu takıma yansır. Takıma yansıtığında da zaten iyi sonuçlar alırız. Bu şekilde aramızda iyi. Rekabet demişken bir ayrı rekabetin milli takım için var. Hem Altay hem Nurcan. Sen de 1,5 sezondur hakikaten çok üstüne koyarak devam ediyorsun. Kullanımda dediği gibi. Milli takım için beklentilerin nelerdir? Milli takım teknik direktörü için bir mesajın var mı? Gerçi ya beklediğim bir yer, daha 20 yaşındayım ama birçok genç oyuncu da gitti. Rıdvan gitti. İşte birçok takımdan da genç oyuncular. Benim de beklediğim bir yer. Onun için sahada, ben sahada elimden geleni yapayım. Kendi kulübümde en iyi performansımı göstereyim. Er ya da geç çağrılacağımı biliyorum. Ya belki Kasım'da değil, Mart'ta olur. Mart'ta değil, yazın olur. Ama yani sonuna kadar ben sahada elimden geleni yapayım. Elbet çağrılacağımı biliyorum. Güler Bey. Ersin, maç sonrasında ki Rıdvan'la uzun zamandır birlikte oynuyorsunuz. Bir görüntü var, bizim de kameramanımızın yakaladığı. Rıdvan yanına geliyor ve kulağını tutuyor. Neydi o, hikayeyi anlatır mısın? Bir de şunu sorayım sana. Şimdi geçmişte verdiğim bir röportajda benim idolüm Neuer demiştin. Artık 20 yaşındasın ama birçok genç kalecinin de idolü haline geldin. Onlara buradan bir mesajın var mı? Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu olarak. Öncelikle Rıdvan'la gerçekten uzun yıllık bir arkadaşlığımız var. 13 yaşından beri aynı lisede okuduk. Hep aynı bir evimizde, yakında hep beraber gidip geldik. Burada da aynı odada kalıyoruz. Gerçekten o gün maçtan sonra kulağımı çekti. Bilmiyorum niye çekti de. Bilmiyorum yani, eli oraya uzanıyordu herhalde. Hani o da biraz ağrıttı kulağımı ama öyle bir sevinç yaşadık aramızda. Evet, çok küçükken örnek aldığım kalecilerden bir tanesiydi Neuer. Hala izlerim, birçok ligi izlerim, birçok takımı takip ederim. Yani şu an 1,5-2 sene yakındır A takım kalecisini koruyorum. Belki beni örnek alan kardeşlerim vardır. Onlar da takip etsinler, çalışmamı bırakmasınlar. Çalışmayı bırakmasınlar, ellerinden geleni yapsınlar. Ben öyle yaptım, hiçbir zaman yılmadım. A takıma çıktığımda 4. ya da 5. kaleciydim 16 yaşında. İlk maçım 19 yaşında çıktım 3 sene sonra. Hep çalıştım, hep ekstra idmanlar yaptım. Sonunda da kaleye geçtikten sonra bırakmamak için elimden geleni sahada yaptım. Ersin, maçın ardından Fatih Terim'e bir soru yönelttim seninle alakalı. Şunu söyledim. Yani Ersin penaltıyı kurtardı, kurtarılmayacak olanı da kurtardı. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. İnşallah onunla ilgili olarak ileride çok gururlanırız dedi. İlerisi için senin hedeflerin nedir? Herkesin gururlanabileceği böyle takımlarla ilgili hedefim nedir? Tabii benim de Avrupa'ya gitme hayalim var. Bunu yani ilk 16 yaşından bir A takıma çıktıktan beri istiyordum. Ama işte şimdi Beşiktaş'ta oynuyorum. Bu seneye de çok odaklandık gerçekten. Kötü giden bir tablo vardı. Yani iyi oynuyorduk ama sonuç alamıyorduk. Sonuç da almaya başlayacağız.
Dediğim gibi Avrupa'da oynama hayalim var ama bu sene önemli olan burada hani Beşiktaş'ın başarısı, kendi kulübümün başarısı. Onun için de bu sene burayı çok iyi şekilde bitirip Avrupa hayalimi elbette belki bu sene, belki 4 sene, belki 2 sene sonra gerçekleştirebilirim. Ama şu anda burada çok önemli maçlar oynuyoruz. Onlar daha önemli şu anda. Hangi lig istiyorsun? Abi onu şimdi söylemek ya bilmiyorum yani. Yani birçok ligi takip ediyorum. Bütün ligleri seviyorum. Hani o anki duruma bağlı. Yani ne olur ne biter bilmiyorum o anda. Hani şu an belki sevdiğim ligi söylemek belki şey olabilir yani abi, hani şu ligi seviyor, şu takıma gider gibi bir olay olabilir. O yüzden şimdi söylemem doğru olmaz. Ali Bey. Ersin, geçen sene Sergen Yalçın dedi ki Ersin ve Utku ile oynayacağım dedi. Ve buna açıkçası burun kıvıranlar da oldu, eleştiriler de oldu. Ve sen geçen sene Utku ile beraber başarılı bir sezon geçirdin. Bir, bu şampiyonluk, geçen seneki şampiyonluk çıktı kupa sana neler kazandırdı? Mesela 19 yaşında ilk maçına çıktın, 20 yaşında, 19-20 yaşında Beşiktaş Kalesi'ni devraldın. Bu nasıl bir his, nasıl bir duygu? Bunu anlatır mısın? Gerçekten dediğiniz gibi 19-20 yaşında bir kaleciye şans vermek ve bütün sene arkasında durmak gerçekten Sergen Hoca'ya teşekkür etmek gerek. Utku abi de genç, ben daha gencim. Gerçekten basit hatalarımız oldu. Zaman zaman performans özgüven eksikliğimiz oldu. Ama hocamız her zaman arkamızda durdu bizim. Hep konuşarak, diyalog halinde bizi maçlara hazırladılar. O sene işte ikisi kupayla kapattık. Gerçekten bizim için çok güzel bir seneydi. Çünkü çok zor bir seneydi. Taraftarsız oynuyorduk ve üst üste maçlar oynuyorduk. İyi başlamamıştık. Ama sonunda bir takım olarak arkadaşların üst düzey olduğu bir ortam var burada. Hala var. Sonunda şampiyonluğu getirdi bize. Gerçekten hocamıza da teşekkür ediyorum bu konuda. Çok kısa. Bu seneki Ersin, geçen seneki Ersin'den daha mı iyi? Biraz daha iyi. Daha iyi abi. Tuna Bey, devamında bir soru soracaklar. Sonra devamı olarak soruyorum. Geçen sezon çok önemli bir şampiyonluk, 19 yaşında şampiyonluğu kazanan futbolun bir parçasıydı. Sergen Hoca katıldığı bir programda geçen sezonun en iyi futbolcusunu soruyorsan Ersin'dir dedi. Onu duyduğunda neler hissettin, o anda neler yaşadın? Ya gerçekten o bütün senenin o gururu o anda hocamızın öyle demesiyle daha da böyle şey oldum. Daha da bana özgüven verdi. Çünkü bir sene boyunca hem eleştirildim, zaman zaman da övgü aldım. Ama gerçekten hocanın öyle demesi belki birçok insanın gözünde daha farklı bakmasına yansıdı. Çünkü 19-20 yaşında şampiyonluk adayı büyük bir camiada kaleye geçmek, o kaleyi korumak, 3 günde bir maç oynamak. Hani haftada bir de 3 günde bir büyük maçlar oynuyoruz. Gerçekten çok zor bir seneydi. Hocamız da böyle bir düşüncesi beni mutlu etti açıkçası. İlker Casillas genç yaşta senin gibi kaleyi devraldı ve madde önemli bir isim haline geldi. Efsane oldu. Senin de Beşiktaş'taki hedeflerin neler? Beşiktaş'ta aynı İlker Casillas gibi efsane olmayı planlıyorsun? Ya tabii ki de Beşiktaş'ta kupalar kazanmak ben de isterim. Zamanı gelince de Avrupa hayalim var. Ama şu anda dediğim gibi onlar çok iyi örnekler. Kendi kulüplerinde uzun yıllar oynayıp kupalar kaldırmış, çok sayıda maç oynamış kaleciler. Ben de onlar gibi oynamak isterim ama zamanı geldiğince de Avrupa'da oynamak da isterim. Dediğim gibi bu çünkü seni rahat atılmak kalesini koruyorsun. Özellikle birçok farklı forvete karşı oynadın. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde de oynadın. Beşiktaş antrenmanlarını da içine katalım. En zorlandığın forvet, en beğendiğin forvet kim? Ya gerçekten ben bunu ilk çıktığım zamanlardan şu zamana kadar idmanları da kastettiniz. Ben gerçekten Cenk abi ve Burak abiyle hani gerçekten dar alanda o bitiricilik vuruşlarıyla gerçekten hani imkansız. Ben 16 yaşında çıktığımda yani Cenk abi hani atıyordu yani. Hani hiçbir şey yapamıyordunuz. Burak abi de öyle. Gerçekten o ikisi yani üst düzey. Zaten birisi Fransa, hani birisi Fransa'da, birisi şu an İngiltere'de çok iyi kulüplerde oynuyorlar. Gerçekten çok iki tane çok önemli yani benim hani çok sevdiğim abilerim. Çok iyi forvetler. Gerçekten hani ülke futbolu için çok önemli iki bir değer. Son soru. Geçen sene kupada Utku oynuyordu, bir de sen oynuyordun. Bir rotasyon tamamdı. Tamam konuştum ama bu sene biraz farklı. Hoca duruma göre bazen değişiyor. Mert, sen bu seneki bu değişiklik, bir sonraki maç oynamamanın belli olması, maç öncesi belli olacak durumu
sende biraz farklılık yaratıyor mu yoksa nasıl farklılık? Ya açıkçası bir farklılık yaratmıyor çünkü hani son saate kadar ya da hocanın kadro açıkladığı süreye kadar maça konsantre oluyorsun. Bu da zaten pozitif yansıyor. Hocamız kime şans veriyorsa o sahada elinden geleni yapıyor. Burada herkes süre buluyor. Geçen sene de öyleydi. Herkes süre buluyordu. Utku abiyle oynuyordum. Bu sene Mert abi var. Beraber oynuyoruz. Burada herkes Beşiktaş'ın başarısı için, burada hani takımın başarısı, camianın, taraftarın mutluluğu için oynuyor. Oynayan oynamayan burada önemli olan sahada gösterdiğimiz performans ve taraftarımızı mutlu etmek. Önemli olan burada bu. Yani kimin süre aldığı, kimin oynamayıp oynamadığı burada bence önemli değil. Burada önemli olan sahada kimin ne yaptığı. Çok teşekkür ederiz basın toplantısına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun basın toplantısını getirdik ekranlara. Gitmeden önce değerli izleyenler bir katkı daha, bir izleyici katkısından daha bahsetmiştik. İsmini izleyicimizin yanlış anons ettim. Onu özür dileyerek düzeltiyorum. Servet Yazıcı gönderdi bize. Sormuştuk şunu yarın yapalım diye. Trabzonspor. Hangi gollerde Bakasetas ve Vakayeme'nin pas, illa asist ya da gol olması şart değil. Pas ya da bir şekilde gole katkısı olmadığı goller hangileri diye. Servet Bey şöyle yazıyor. 20'de 14 %70 diye düşünmüş. Pas, yani hiçbir katkısının olmadığı maçlar: Göztepe Fenerbahçe maçı, son gol Konya maçı, ikinci gol Malatya maçı, 4 ve 5. goller. Toplam 15 golde varlar. Bunun dışındakilerde Konya'nın 2, Malatya'nın 2 ve Fenerbahçe'nin son golü ve Göztepe maçında katkıları yok diye yazmış. Konya 2, Malatya 2, Fenerbahçe son gol ve Göztepe. Gol ve asist olarak anlamamış değil mi? Anlamış golü. Evet, temas etmemişler diyor. Düzeltmeyi de yapmış. Çok teşekkürler Servet Bey. Trabzonspor taraftarı asist ve golleri değil, gollerin nasıl geliştiğini, topun nereden kapıldığını, hatta yaklaşık gol dakikasını bile hatırlar demiş. Şampiyon Trabzon diye de bitirmiş izleyicimiz. Çok teşekkürler. Peki, teşekkürler. Programına bilgi sağlayan izleyicilerimiz var yani, hakikaten. Harika, çok şanslıyız. Çok eksik olmayın, sağ olun, var olun, çok teşekkürler. Ersin Destanoğlu'nu konuşuyorduk zaten gitmeden önce değerli izleyenler. Sıradaki başlığımız nereden geliyor? Takvim gazetesinden. 900 bin liralık destan. Kurtardığı penaltıyla derbiyi Beşiktaş'a getiren Ersin, takımın en az kazananlarından birisi. Mesela demiş, Muslera'nın ücreti yıllık 27 milyon lira. Muslera ile kıyaslamak doğru değil elbette. Muslera çünkü sembol. Hem Galatasaray'ın hem artık Türk futbolunun sembol isimlerinden birisi. 15 yaş var aralarında. Yani 15 yıl var. Yani Muslera ile kıyaslamak hiç, ikisine de haksızlık. Yani Ersin'e de haksızlık, Muslera'ya da. Muhammed'in kurtardığı penaltıyı, özür dilerim. Muhammed'in kullandığı penaltıyı kurtararak derbinin kahramanı olan Ersin Destanoğlu yılda 900 bin lira kazanıyor. Genç eldiven kartalı sırtlıyor demiş gazete. Peki bir de istatistiğimiz var, grafiğimiz var. Onu da paylaşalım. Ondan sonra sözü Uğur Bey'e bırakacağım. Ersin Destanoğlu ve diğer futbolcular arasında bir kıyas. Süper Lig'de 50 maça kaç yaşında ulaştılar? Mesela Serkan Kırıntılı 366 maç oynadı toplamda ama ilk 50'sini 22 yaşında yapmış. Rüştü Reçber ilk 50'sini 23 yaşında, Engin İpekoğlu 24, Şenol Güneş, Şenol Hoca 24 ve Volkan Demirel 25 yaşında yapmış ilk 50'sini. Ersin Destanoğlu ise bu isimler, hani Türkiye'nin bilindik önemli kalecileri arasında, bu isimler arasında en geç, en genç olarak ulaşan isim olmuş. Evet, hele de kaleci pozisyonu daha fazla deneyim ister. Daha uzun süre oynarlar. Mesela 35-36 yaşta bir kaleci bize çok yaşlı gelmez. Çünkü kaleciler daha uzun süre, daha geç formayı alıp daha uzun süre oynarlar. Deneyim o pozisyon için çok daha hayatidir. Ersin'in bunu, yani 19 yaşında Beşiktaş formasını bir PAOK maçında alıp, ki o PAOK maçında felaket bir maç başlangıcı, bir anda 3-0 oluyor müsabaka. Demoralize olmadan maçın geri kalanını, kalan 60 dakikasını çok iyi oynaması, çok kritik toplar çıkarması Ersin'in. O gün şöyle demiştim, yani bu maça Ersin 19 yaşında başladı, 25 yaşında bitirdi demiştim. Yani bir müsabakada büyüdü. O fırsatları bulduğunuzda iyi değerlendirmeniz işte hayatınızın kırılma anları. O kırılma anını Ersin çok iyi değerlendirdi PAOK maçını. Ki o PAOK maçında yine dikkatli izleyiciler hatırlayacaklar. Sol kanadı PAOK'un Yanulis ve Siolis darmadağın etmişti Beşiktaş'ı sol tarafı. Şu an ikisi de Premier Lig'de o iki oyuncu. Yani o gün o maçta teşhis edip oyuncuları
Daha erken acaba Süper Lig'e getirmek mümkün olur muydu? İkisi tarihi oynamışlardı. Şu an ikisi de Premier Lig'de. Yanulis ve Siolis çok zorluk çıkarmışlardı Beşiktaş'a. Ersin tabii o gün keşfedilen bir oyuncu değil. U16 milli takımına takımından itibaren zaten ay yıldızı formayı giymiş. Erken keşfedilmiş. Bayrampaşa'dan Beşiktaş'a gelmiş. Beşiktaş'a gelir gelmez de milli takıma girmiş. Her seviyede milli takım formasını giymiş. Şu anda Ümit milli takım kalecisi. Son Kazakistan maçına gol yemedi. Ondan önceki İskoçya maçında da 10. dakikada bir gol yemişti. Yani 170 dakikadır milli formayla da gol yemiyor. Nazar değmesin. Bence de artık A milli takım bir sonraki kadro açıklandı. Çok büyük bir ihtimalle Ersin de ben kadroda olacağını düşünüyorum Kasım'da. Kendisi bayağı iyi takip ediyor. Dedi ki Kasım'da olmazsa Mart'ta, Mart'ta olmazsa Haziran'da ya milli maç tarihlerini biliyor. Ama ben Kasım'da olacağını düşünüyorum. Ersin hak etti bence Kasım'da milli takım kadrosunda olacaktır. Bir sonraki sayfamıza geçeceğiz değerli izleyenler. Bir sonraki sayfamız Galatasaray'dan geliyor, Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Başlığımız şu: Aslan'ın derdi ileride. Cagney'in derbide dökülmesi, Muhammed'in oyuna girdikten sonra penaltıyı atmak isteyip kaçırması ve Halil'in son haftalarda formayı kaptırması. Aslan'da bir numaralı santrafor belirsizliği sıkıntı yaratıyor. Üstelik bu 3 golcünün ligde sadece 5 golü var. Yani skora etkileri çok düşük. Gözler ara transferde. Fatih Hoca işte bu forvet krizine en kısa sürede bir çözüm bulmak istiyor. Ancak ellerinde başka alternatif olmadığından Ocak ayına en az hasarla girmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş derbisi sonrasında yine transfer mesajları veren tecrübeli çalıştırıcının hücum hattına yeni bir takviye talebinde bulunacağı gelen haberler arasında. Şimdi saydığı isimler gazetenin bazen şimdi bu başlığı okuduğun zaman insanın aklına otomatik olarak şu geliyor. Ya ne transferi? Bilmiyorum, benim aklıma o geldi. Bu bahsettiğimiz isimler bazı haftalarda oluyor hep beraber muhteşem performans, burada da konuşuyoruz, harikasınız. Bazı haftalarda oluyor işte yok şöyle yaptı, yok işte gece hayatı, yok bilmem ne. Ya adam İngiltere'den geldi, dedik ki zımba gibi oynuyor, sonra bir an durdu, kayboldu ortalarda. Mustafa Muhammed geçen sezon geldi, çok acayipti. Halil Dervişoğlu geldi, Halil Dervişoğlu burada ne konuştuk? Sadece santrafor değil, adam kanatta oynuyor, ikinci santrafor gibi oynuyor, devamlı katkı sağlıyor falan. Hayır. Elinde 3 tane var. Nereden çıktı şimdi ara transfer diye bir aklına gelmedi mi senin de? Bir garip gelmedi mi sana da? Şuradan başlayayım. 3 santrfor, 5 golü var. Evet, sayı düşük. Hemen şunu düşündüm. Beşiktaş'ın santrforları Batshuayi, Güven 7 golleri var toplam. Kenan'ın var mı? Yanılmıyorsam yok. Yani Beşiktaş'ın 3 santrforun toplamı 7. Fenerbahçe'nin santrforlarını düşündüm. Valencia, Berisha, Serdar Dursun. Kaç golü var Tolga toplam ligde? Valencia, Berisha, Serdar Dursun'un. Toplam 5, o da yanılmıyorsam, eğer yanlış hesaplamıyorsam. Yani istatistik bazen yanıltıcı olabilir. Şu an sezonun daha 10. haftasındayız. Biraz daha haftaların ilerlemesi lazım. 4 mü? Bak, Fenerbahçe'nin 3 santrafor toplam 4. Galatasaray'ın 3 santrafor toplam 5. Beşiktaş'ın da 7. Çok marjinal bir farklar. Çok büyük fark yok. Yok. Çok büyük fark yok. Dolayısıyla bu istatistik üzerinden konuşmak biraz yanıltıcı olabilir. Bunu bir cebe koyalım. İkincisi, Galatasaray'ın santrforlarını oynadıkları müsabaka ve oynadıkları oyun üzerinden değerlendirmek lazım. Şimdi Beşiktaş maçı Galatasaray'ın topu rakibe bıraktı. Çok fazla geçiş kolladığı bir oyundu. Bence Cagney'e çok uygun değildi. Hı hı. Böyle bir oyun oynanacaksa Muhammed ya da Halil daha doğru olurdu. Dolayısıyla Cagney'in dökülmesi de, bu dökülme de benim ifadem değil, gazetenin ifadesi. Evet. Alıntılıyorum oradan. Cagney'in dökülmesi çok sürpriz değil. İkinci not. Üçüncü notta Galatasaray çift santrfora döndü. Konya maçının ilk 45'inde Halil Muhammed arasında çok güzel bir uyum oluştu. Golde de yine Muhammed'e ara pasını atan Halil. Sonra Muhammed Halil'e attı, Halil karşı karşıya kaldı. Halil ilk yarıda 3 tane pozisyon buldu. Galatasaray'ın santrforların üçü de sanki çift santrfor oynamaya yatkın. Ayrıca bence Muhammed, ama özellikle de Halil, kanat da oynayabilecek bir oyuncu. İleri üçlü pekala, solda Kerem, sağda Halil. Merkezde Cagney veya Muhammed de kurabilirsin. Bence Galatasaray'ın 3 santrforunu bu şekilde değerlendirmek biraz aksi olur. Bence seviyeleri kötü değil. Yani sıkıntı bireysel performanslardan ziyade biraz daha bütüne... Takım performansı. Bravo. Da santrfor taktik performansını etkiler tabii. Taktik ve de şeye bakmak lazım. Takım performansına bakmak lazım. Değerli izleyenler, bir sonraki sayfamız Sabah Gazetesi'nden geliyor. Başlık ise Aslan Ruleti. Galatasaray 2 sezondur penaltı kavgalarıyla sarsılıyor demiş gazete. Takımın penaltıcısı Çikaldao, topu alan Muhammed, derbide karavana yaparken geçen yıldan bu yana beyaz noktada sen ben tartışması bitmedi.
demiş. Bakayım şuradan. Beşiktaş derbisinde kaçan penaltı Galatasaray'ın Vodafone Park'ta üst üste 5. yenilgiyi almasına neden olurken Fatih Terim'in de bu konuda tepkisi vardı. Muhammed'in Ersin'den dönen şutu sonrasında kurmaylarına dönüp penaltıcımız Çikaldao değil mi diyen Kurt Hoca maç sonunda bu konuda serzenişte bulundu. Galatasaray'daki yıllara dayanan penaltı krizleri ise adeta Rus ruletini anımsatıyor. 2 sezon önce Cagne ile Sinan Gümüş'ü saha içerisinde kavga etme noktasına getiren tartışmalar aktörler değişse de devam ediyor. Geçen sezon Denizli'de Babel'den topu alan Emre Akbaba'nın kaçırdığı penaltı şampiyonluk için averaj hesapları yapan takıma darbe vurmuştu. Bu sezon Giresun'da kazanılan ikinci penaltıda da Cagne Çikaldao arasında tartışma yaşandı. Cagne Muhammed ikilisi ilk 11'de yer bulmak için penaltılarda arkadaşlarını bile ezip geçerken kaybeden Galatasaray oluyor diye yazmış gazete. Neredesin de... Falcao demiş. Birazdan Falcao ile Falcao'dan da bir özel bir şeyimiz var. Haberimiz var. Neredesin Falcao diyor gazete. Galatasaray kariyeri hayal kırıklığı olarak hatırlanan Radamel Falcao, BBC hayal kırıklığı dememiş ama okuruz birazdan. Radamel Falcao sarı kırmızılı formayla kullandığı 7 penaltı atışını da gole çevirmişti diye neredesin Falcao diye sormuş. Penaltılar konusundaki problem sadece oyuncuların kendi arasındaki bireysel tartışmalar olarak değil. Hani penaltıcı tayiniyle ilgili de daha makro planda problem olarak görülebilir. Dün de 45 saniyelik bir sekans vermiştik. Çünkü Galatasaray'ın Beşiktaş maçında kazandığı penaltıdan sonra sadece Çikaldao ve Muhammed değil, Fananolt ve Babel de atmak istiyorlar. 4 kişinin kendi arasında bir orada diyaloğu söz konusu oluyor. Bu da net bir otorite boşluğuna işaret ediyor. Yani bir takımın bir tane penaltısı vardır. O sahada değilse ikinci penaltısı vardır. Bunlar tahtaya yazılmıştır. Önceden bellidir. Ve bunun müzakereye kapalı olması gerekir. Ha, ne zaman müzakere açılır? Skor 5-0'dır. Maçta penaltıcı 2 penaltı atmıştır. 3. penaltıyı başka bir arkadaşına verir. Yani maçın kaderini tayin etmeyecek noktasındadır o penaltı tartışması. Ama durum 2-1. Geridesin. Dakika 80. Penaltı kazanmışsın. Üstelik bu bir derbi. Yani o penaltının müzakereye açık olması düşünülemez yani. Teklif dahi edilemez. O yüzden burada bir numaralı sorumlu Fatih Terim'dir. Fatih Terim penaltıcısı, Giresun maçında penaltısı kimse o atacak. Beşiktaş maçında penaltısı kimse o atacak sahadaysa. Yani bunun saha içinde tartışılıyor olması, bu kadar uzun sürede tartışıyor olması ve kenardan müdahale edilmemesi. Ya kenardan Fatih Terim müdahale etmek istemiyorsa, istemeyebilir. Oyuncuların gönlü kırılmasında yardımcıları var değil mi? Necati Hoca ya da Selçuk Hoca. Biri gelir der ki Alex atsın. Bizim kararımız bu. Zaten bizim kararımız bu demesine bile gerek yok. Tahtaya yazmıştır yani. O yüzden bu tartışmanın temelinde otorite boşluğu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi o zaman hem gazeteyi hem de şeyi değiştiriyorum. Konuyu. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Kader maçları başlığını atmış Foto Maç gazetesi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftar isyan bayrağını açtı. Başkan da teknik heyete mesaj yolladı demiş gazete. Milli ara öncesi bir Avrupa ve iki lig maçında alınacak skorlar Pereira'nın geleceği konusunda belirleyici olacak. Ali Koç bu 3 sınavdan sonra ya Portekiz ile devam edecek ya da Galatasaray derbisine yeni teknik adamla çıkacak demiş gazete. 4. sezonda 7 teknik adam Fenerbahçe, 7 teknik adam da çalıştı diyor. Pereira öğrencilerini şu sözlerle motive ediyormuş. Kazanılacak çok maç ve puan var. Alanyaspor maçındaki gibi devam edersek fark kapanır demiş. Ve ilk döneminin Vitor Pereira Fenerbahçe'deki ilk döneminin gerisinde kaldı. O dönem ilk haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 21 puan toplayan Sarı Lacivertliler bu sezon ise 6 maçta özür dilerim. Ne yazmış burada? 10 maçta. Olmuş galiba 10 maçta. Fenerbahçe 6 galibiyet, 1 beraberlik. 3'te mağlubiyeti var. Evet burada biraz şey olmuş. Yani Pereira'nın karışmış. İlk döneminde ilk 10 haftada 21 puan toplamışlar. Bu döneminde 17. Evet. Doğru anladım. Onu anladınsa. Da not olarak düşmüş. İlk döneminin gerisinde kalmış. Gerisinde kaldı diye düşmüş gazete. Özellikle 3 yenilgi tabii 10 haftada ciddi bir sayı. Dikkat çekici. Bir de bunun yanına Avrupa Kupalarında 3 maçta 0 galibiyetle eklersen 2 öneleme galibiyeti var tabii. 15 resmi maç çok da tablo parlak sayılmaz. Eleştiriler normal.
Bu başlığın üstüne bir de bir sonraki sayfayı da okuyalım. Sabah gazetesi de demiş ki 6 maçın 5'i deplasman. Üst üste gelen yenilgilerle şoka giren Fenerbahçe'yi zor bir fikstür bekliyor. Trabzonspor mağlubiyetiyle liderliği kaptıran, ardından Kadıköy'de Antwerp'le berabere kalan ve Alanya'ya yenilen Kanarya bir ayda 5 deplasmana gidecek. Sadece Yukatel Kayserispor maçı evde, milli ara dönüşünde de Galatasaray derbisi var diye de zor bir döneme, zor bir fikstüre girdiğini yazmış. Sarı lacivertliler. Evet, güzel bir haber. Bu sezon fikstür daha önceki fikstür algoritmalarından farklı. Yeri gelmişken ona değinelim. Uzun uzun yıllardır, çeyrek yüzyıldır en azından benim bildiğim, fikstürün sabit bir algoritması vardı. Ligde her takım başka bir takımı takip ediyordu. Fikstür takip esasına dayanıyordu. Ben de yıllardır bundan şikayet ediyordum. Takip esasının çok sıkıcı hale geldiğini, sürekli derbilerin aynı haftalarda oynandığını, aynı takımların aynı takımları takip ettiğini, serbest fikstür sahibi takımın ufak da olsa bir dezavantaj yaşadığını, Göztepe'nin 3 sezon üst üste serbest fikstür çekmesinin binde bir falan bir ihtimal olduğunu ve bunun gerçekleştiğini defalarca dile getirdim. Bu sezon nihayet bir devrim oldu. Takip esasından çıktı fikstür algoritması. O yüzden 2 maç üstü deplasman gibi durumlar bu sezon zaman zaman yaşanacak. Gerçi yine yaşanıyordu ama bir kez yaşanıyordu. 6 maçın 5 deplasman Fenerbahçe önünde ve hayati. Hem grupta ikinciliği hedefleyecek ama en azından üçüncülük. Bu da eleme turu demek. Hem de ligde zirve yarışta kalmak isteyecek. Şimdi son maç sonunda taraftarın Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında taraftarın bir protestosu oldu. Tezahürat yaptılar maç sonunda. İşler o noktaya, yani az önce gazetede okuduğumuz noktaya geldi mi? Yani son 3 Soskayer için de aynı şey söyleniyor ya, işte son 3 maçı ondan sonra bakılacak. Evet, hatta bir maç falan da diyorlar. Yani. İşler o noktaya geldi mi? İşler o noktaya geldi mi? Bence Fenerbahçe tribünlerindeki homurdanmanın sebebi neticelerden ziyade oyun istikrarını sağlamaması. Yani müsabaka kaybedebilirsin. Peş peşe 2-3 müsabaka da kaybedebilirsin. Ama bilirsin ki takım ileriye gidiyor. Çizgisi dikey. Gelişiyor. Fenerbahçe için şu anda gelişiyor diyebilir miyiz? İleriye mi gidiyor? Çizgisi yukarıya mı? Yani eğer bundan sonraki 10 maçta mesela daha fazla mı puan toplayacak? Ve ondan sonraki 10 maçta daha fazla mı toplayacak? Soru bu. Bu umudu vermiyor yani. Bu umudu veriyor mu işte, soruyorum. Yani bunu şu an net olarak cevabını bilmek zor. Ya veriyorsa da çok görünmüyor. Çok güçlü herhalde sinyaller vermiyor, evet, değil mi? Çok böyle hani acayip, harika futbollar üst üste sergilemiştir de tabelaya yansıtamamıştır, skorlar alamamıştır. Tabii ki tribün buna tahammül gösterir. Geleceğin daha iyi olacağına inanır ama Vitor Pereira ile son dönemde Fenerbahçe'nin bu sabit fikirli oyun anlayışı, A planına lüzumundan fazla bağlılık, tutkuyla, aşkla bağlılık. Ben tekrar ediyorum, üçlü savunmayla problemim yok. Fenerbahçe üçlü savunmayı bence gayet iyi uyguluyor. Ancak o konuda problem yok. Ancak ön tarafta kalabalıklaşamıyor. Üçlü savunma oynarsın ama pekala ön tarafta kalabalıklaşabilecek, en azından maç içinde başka formasyonlara dönebilirsin. Hangi maçtan vermişsiniz üçlü savunma değil beşli savunma diye? Alanya maçı mıydı? Son müsabaka, yoksa evet, Alanya bir önceki maçı. Şey maçı mıydı? Trabzon maçı mıydı? Alanya maçı. Pazartesi verdi. Kanat bekleri. Kanat bekleri çok üçlü fazla bekliyor top rakipteyken. Müdahale edip geri geliyor. Çok az çıkıyor. Tekrar yerine dönüyor. Dolayısıyla Fenerbahçe rakiplerine uzun süreler toplu oynama, oyun kurma şansı veriyor. Bu da atak sürekli sağlayamaması anlamına geliyor Fenerbahçe açısından. Borussia Dortmund'u da vermiştim yanında örnek. Hani büyük takımsanız, o ligin konvansiyonel büyüğüyseniz, rakibinize bu kadar rahat pas 30 saniye top oynama fırsatı verirseniz siz atak sürekli sağlayamazsınız ki. Bayağı Dortmund örneği çok iyiydi. Neden? Çünkü oyuncuların kontrol etmesi gereken alanları gösterme açısından da güzel bir örnekti. Yani öndeki 3 oyuncu nerede basıyor? Kanat beklerinin gidip gelmesi gereken mesafe ya da normal şartlarda bulunmaları, evet, gereken yerler neresi, o açıdan da güzel bir örnekti. Yani sadece kanat bekleri değil mesela, orta üçlü, onun önündeki üçlü, hepsini saymak lazım. Şüphesiz. Dortmund'un oyununda. Ama Fenerbahçe'nin ana problemi bence ileride hücumda kalabalıklaşamama. Bunu da üç hücumcuyla sürekli oynaması faktörlerden biri. Koşullar, şartlar ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, rakip ne olursa olsun, üç hücumcu sahada, yani işte Mesut Rossi Valencia başlıyor diyelim ki, sonra değiştiriyor. Berisha Pelkas Valencia bitiriyor. Yani hiç bir an bile, maçın bir dakikasında bile Mesut Rossi Valencia sahada, onları sahada tutayım, Pelkas'ı da ekleyeyim oraya demiyor.
Bence bu kadar sabit fikirli olmak futbolun genel geçer yargılarına ters. Bir tek direktör, iyi tek direktör yapan unsurlardan biri durumlara, koşullara adapte olabilmektir. Elastiki bir zihne sahip olabilmektir. Doğrularına tapmamaktır. İzleyicimiz Ali Bey, Ali Bartal demiş ki Pereira başarı gelmese de bence gelecek sezon devam etmeli. Sürekli teknik direktör değiştirerek başarılı olamazsınız. Doğru değil, çok doğru söylemiş izleyicimiz. Sürekli teknik direktör değiştirerek başarılı olmak mümkün değil. Pereira özelinde ise Ali Bey sanki Uğur Meleke'nin az önceki hani geleceğe yönelik sinyal konusunda Fenerbahçe taraftarının reaksiyonu bu sebepten dediniz. Öyle gibi görünüyor. Yani taraftar reaksiyon veriyor çünkü pozitif bir ileriye doğru bir şey görmüyor. Değişim, gelişim, ilerleme görmüyor. Reaksiyon bu yüzden diye. Dolayısıyla kesinlikle haklısınız ama eğer devam edecekse bir şeyler herhalde farklı bir şeyler gösterebilmeli diye. Skordan bağımsız olarak. Ya 3 sezonda 7 tek direktör değişim tabii ki fazla. Makro planda haklı. Affınıza sığınarak şunu da söyleyeyim. Oyunculara herhalde eleştiri en son gelecek şeydir değil mi? Oyuncunun evet, gayretlerle ilgili bir sıkıntı yok. Mücadele ediyor. 3 sezonda 7 tek direktör değişimi tabii ki fazla. Şüphesiz ki makro planda izleyicimiz haklı ama bunlardan hangisiyle acaba uzun ömürlü çalışılmalıydı? Yani doğru tek direktörü yakalayıp uzun ömürlü çalışmalısınız. Belki de Emre Hoca'yı değiştirmemelilerdi. Ha, Emre Hoca süper bir CV'si mi var? Hayır. Yani ortaya çok büyük bir başarı hikayesi mi koydu? Hayır. Ama Fenerbahçe'deki 10 maç sürecinde sanki gelecekle ilgili biraz daha parlak sinyaller mi veriyordu sanki? Orada mesela izleyicimiz o görüşü o zaman söyleseydi, geçen sezon Nisan'da Mayıs'ta, o zaman evet olabilir yani Fenerbahçe sanki gelecekle ilgili daha iyi sinyaller veriyor. Yeni sezonda Emre Hoca ile devam etmeli derdim. Ama şu anda Pereira ile o sinyalleri veriyorum, biraz şüpheliyim. Biraz daha izleyip göreceğiz. Bir de şimdi ben de bu arada Pereira için şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki bence o noktaya gelinmemeli. Yolları ayırma noktasına gelinmemeli. Bana soracak olursanız benim kişisel fikrim hoca devam etmeli. Ancak kaç maç oynadı Vitor Pereira? O zaman da bu argüman sunulacak. 15. 15 şeyle beraber maç. Hazırlık maçlarını hazırlık düşünün. Hazırlık maçları beraber 22. Maçları, 22 maç. 22 maçta taktiğini bir noktaya getirdi zaten. Ayrı konu da şeyi kabul etmiyor. Yani şurası işlemiyor dendiğiniz zaman o hatayı hata demeyeyim, yanlışlık yapmayalım. O eleştiriyi görmüyor. Yani burada düzeltilmesi gereken bir şey bunu kabul etmiyor. Hayır diyor. Her şey doğru. Bir türlü sağlıklı uygulayamıyoruz. Ya da belki aynen bilmiyorum öyle. Bizim bakış açımız. Guardiola City'nin başına geldi. Şu an birçoklarına göre dünyanın en iyi tek direktörü. City ile ilk sezonda yanılmıyorsam 3. oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de ağır mağlubiyetler aldı. Çok fazla oynuyordu mesela formasyonla. Guardiola'nın da tam tersi problem vardı. Üçlü savunma, bir sonraki maç dörtlü savunma, bir sonraki maç dörtlü orta saha, çift santrfor, sıfır santrfor. Çok fazla oynuyordu. Mesela o da o yönde eleştiriyordu. O da kendini değiştirdi. Bir anda 4-3'e döndü. 4-3'ü uzun yıllardır dokunmuyor. Çok ekstrem örnekler dışında City'yi 4-3'e döndürdü. Yani Guardiola gibi menajer bile kamu eleştirileriyle ilgili bir reaksiyon verdi. İdeali buldu. O idealle devam etti. Mesele tabii çok Pereira özür dilerim. Sanki kamuoyu eleştirisi değil de bir şey yanlış yapıyor muyum ya da nasıl geliştirebilirim diye bakmak. Kamuoyu eleştirirse yardımcı olabilir pekala. Kesinlikle tabii. Pekala yardımcı olabilir. Demek istedim. Pereira'nın da şu anda asla ana meselesi üçlü savunmanın işliyor ya da işlemiyor olması değil. Bence üçlü savunma işliyor. Mesele o değil. Ama ön tarafta yani 3-3-3-1'e dönülemez mi en azından? Bir tane ofansif oyuncu hatırlamaz mı? Maç içinde işler kötü gittiğinde en azından formasyon biraz elastiki hale getirilemez mi? 60. dakika. Olympiakos'a karşı 3-0 mağlupsun. 3-0. 63-64. dakika. O sırada bari bir stoperden feragat. Olmuyor. Bari bir orta sahadan feragat. Bunu dahi yapmaması ben dünyada eşi benzerini çok az gördüm. Yani bu kadar sabit fikir, bu kadar idefix benzerini çok az gördüm. Ne kadar vaktimiz kaldı sevgili reji? Peki son 4-5 dakika Falcao mu yapalım yoksa Soskayer mi yapalım? Ya da ikisini de mi istersiniz? İsterseniz Manchester United'la başlayalım. Vakit kalırsa Falcao'yla devam. O zaman The Sun gazetesi gelecek ekranlara. Eyvah, ben bulabilecek miyim burada? Ah bu, yok bulamadım. Soskayer'le alakalı olarak gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya. Manchester United'da cumartesi günü Tottenham'da karşı karşıya gelecek. Alex Ferguson stada geldi.
ve şeyle yönetimle, yönetim kuruluyla, board'la bir görüşme yaptı. Burada acil durum görüşmesi ve destek verdi Soskayer'e. Şimdi Ole in Fergie Time demişler. Fergie Time İngiltere'de uzatma ara Fergie Time diyorlar. Çünkü Alex Ferguson döneminde hep uzatmalarda maçları çevirirdi. Hakemleri baskı altına alırdı, oyuncu değişiklikleri yapardı. Uzatmalarda çok maç çevirmiştir ki bir Şampiyonlar Ligi şampiyonunu da öyle aldı Bayern Münih elinden. Fergie Time dedikleri o. Ole yani, artık uzatmalarda. Yani süre aldı şey için diyor, Soskayer için diyor. Ole uzatmalarda ama bu haftaki Tottenham maçından da sadece kötü sonuç değil, kötü oyun. Hani kötü sinyaller çıkarsa onlar da milli maç arasında başka hocalarla temas kuracaklar diye bir söylenti var. O da diğer bir haberimiz vardı. Ya da bu haberde mi deniyor? Conte anılıyor, Tenkate anılıyor, Zidane anılıyor adaylar arasında. Benim hatırlatırım onlar. Conte iddiası biraz daha... Conte iddiası güçlü, evet. Güçlü. Ve mantıklı da ayrıca. Bir sonraki sayfa Daily Mail'den ama burada şey göremedim Uğur Beyciğim. Bu başka bir haber. Tamam. Pogba haberi. Hemen getirelim onu. Pogba kızgındı diyor ve Soskayer'i soyunma odasında, Manchester United soyunma odasında aşağılayıcı mı demek lazım ona? Görmezden geldi. Küçümseyici. Bence. Küçümseyici. Onu kastediyor. Bir şeyle tavır gösterdi. Demiş gazete. Pogba'nın durumundan memnun olmadığını. Kırmızı kart gördü ya. Evet. Takım arkadaşının özür dilemiş ama Solskjaer'e bir şey söylememiş. Küçümseyen bir tavırla. Evet, onu da öyle değerlendirmişler. Yani bu Mourinho'nun son günlerindeki haberleri hatırlatıyor bana. Aynen yine Pogba'nın başrolde olduğu. Hatta o zaman Pogba ve Alexis Sanchez başroldelerdi. Soyunma odası hikayeleri böyle medyaya yansıyordu. Tam benzer bir şekilde Daily Mail yine haberleri yapan Daily Mail'di. Yine Pogba, bu kez kurbanları Solskjaer. Artık geri sayım başlamış gerçekten de Fergie Time'da Solskjaer. Burada belirtiliyor diye yazmış. Pogba'nın takım arkadaşlarına özür dilediği belirtiliyor. Yani belirtildi, şey iddia ediliyor. İddia ediliyor mu? Belirtildi diye yazmış. Hocasına, arkadaşlarına özür dilerken hocasına hiçbir şey söylemedi. Ha, Falcao vakit varmış. Peki Falcao'ya da gidelim. Bu sefer BBC'den. BBC Sport'tan bir haber değerli izleyenler. Başlığında demiş ki neden Falcao, Radamel Falcao neden La Liga'nın en üretken golcülerinden birisi yine Madrid şehrinin kahramanı oldu demiş. Ve altta bayağı uzun bir şeymiş, bir yazıymış. Altta sebepleri açıklanıyor. Madrid Rayo Vallecano'ya gidişinden bahsediyor. Bu akşam oynayacak değil mi? Doğru. Barcelona ile. Doğru. 7. sırada Rayo Vallecano, 9. sırada Barcelona. Ve şeyden Uğur Bey şöyle bakıyorum hızlıca Vallecano'nun şöyle aynı şehrin takımı Real Madrid ışıltılı tarafı temsil ederken diyor Vallecano biraz daha Madrid'in işçi sınıfının temsilcilerinin işçi sınıfının bulunduğu bölgesi. Ya çok Latin yaşıyor. Demiş çok fazla Latin yaşıyor. Güney Amerikalı yaşıyor. Dolayısıyla onların kahramanı oldu ve bir anda sempatiyi hızlı bir şekilde yükseltti. Hocaya da vurgu yapmış mı şurada? Iraola'ya mı? Iraola'ya. Eski Bilbao efsanesi. Falcao ek olarak diyor. Önemli bir hoca, evet. Evet. Yani iyi bir başlangıç yaptı o da ve çok atak düşünceli oynatıyor Vallecano'yu. En önemli unsur o. Defansif oynatmıyor, ofansif oynatıyor. Da aynen öyle yazmış zaten. Diyor ki açık ve hücum odaklı oyunuyla şeyde Atletik Bilbao ile 500'den fazla maça çıkan Iraola'nın da bu oyunu diyor Falcao ile beraber çok ciddi şey topladı demiş. Siz söyleyin, taraftar topladı demiş. Dolayısıyla yani tek başına Falcao transferi değil, forma satışları da bunu gösteriyor diyor. O bölgede çok fazla Kolombiyalı ve Güney Amerikalı'nın yaşaması da buna etkili. Ha, çok özür dilerim, vakit de daraldı ama Galatasaray performansını Manchester United, Monaco, Manchester United ve Chelsea'de diyor sakatlıklar onu o performansını aşağıya çekti ama Galatasaray'da 43 maçta 20 gol atarak tekrar ne demiş enerjisini ve duruşunu toparladı
Dışarıdan öyle görünüyor demek ki. Dışarıdan öyle görünüyor demek ki. Demin söyledim ya. Değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Kapatmadan hemen bugün Bein Sports ekranlarında neler var onu da hızlıca sizlerle paylaşalım. Saat 13'te gün ortası ekranlarınızda olacak. Saat 15'te Bein Garaj var ve Harun Erdenay, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde adaylardan Harun Erdenay'ın röportajı yine saat 15'te. Ekranlarınızda olacak. Dünyadan Spor ana haber bülteni ve akşam saat 19'da Unix Kazan Baskonya Euroleague karşılaşmalarında, saat 20'de Zenit Real Madrid karşılaşmasını ve 21'de Asvel Ceska Moskova maçını izleyebileceksiniz. Haber kanalımızdan da temsilcimiz Anadolu Efes Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek saat 21'de diyelim. Uğur Meyke, çok teşekkürler, çok ben uzattık teşekkür ve hemen kapatalım. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıklı kalın efendim.